Evet, 2019 yılının son programından, son gündem yetiştiricilikten herkese iyi akşamlar ve artık 2020 aşım sezonuna hani dakikalar kaldı diyebiliriz ya, yeni yıla da dakikalar kaldı. Biz şu anda kayda girdiğimiz saatler 31 Aralık gecesine doğru, artık akşama doğru diyelim. Ve 2020 aşım sezonunda dakikalar kala bu programı sizlere hazırlıyoruz. Tabii ki sadece ben hazırlamıyorum. Çok değerli iki ekip arkadaşımız var. Sevgili Şair Gencero, pedigri uzmanı ve sevgili Ayşe Yetiş Hocam, veteriner hekim. Hakikaten çok değerli, donanımlı, bilgi birikimiyle o kadar yetiştiricilere o kadar güzel bilgiler aktarıyorsun ki hocam. Geri dönüşümleri çok iyi olunca bizler de mutlu oluyoruz. Yine Şair, senin için de aynı şeyler geçerli. Yetiştiricilerden son derece güzel feedbackler gelince, geri dönüşler gelince hepimiz tabii çok keyif alıyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bu kadar emeğin boşa gitmediğini görmek bizleri de mutlu ediyor. Motive oluyoruz. Aynen, motive oluyoruz. Hocam, senin bölümlerini böyle ders gibi oturup dinleyenlerin olduğunu biliyorum. İsim vermeyeceğim. Ders gibi dinliyorlar, oturuyor. Hatta sınav bile yapıyorlar yani. Ne dedi Ayşe Hoca diye. Ben o kısmını söyleyeyim. Hakikaten çok ciddi anlamda verdiğim bilgiler değerli bilgiler. Bu konuda da ayrıca sana bir özel teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii bilgi paylaşıldıkça güzeldir ve anlamlıdır felsefesinden yola çıkarak hareket etmeye çalışıyoruz. Onun ötesinde tabii derslerimde yanılgıya düştüğüm zamanlar da olabilir. Ben de dersimi çalışıp geliyorum. Zannetmesin ki izleyiciler ya da atçılar, ben de her şeyi dört dörtlük biliyorum. Ama çalışıyoruz, tecrübe ediyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. İzleyebiliyorlarsa, keyif alıyorlarsa ne mutlu bize. Ağzına sağlık, hakikaten gerçekten geri dönüşler en azından onu gösteriyor diyebiliriz. Şair, tempomuzu biraz hızlandırmamız gerekiyor. Daha programın ilk başında ben bu cümleyi söyleyeyim ki ama şöyle, hakikaten yoğun bir gündem var. Öncelikli olarak aşım müracaatları dün itibariyle sona erdi ve 31 Aralık itibariyle nedir durum, o tabloya bir bakacağız. Tabloyu değerlendireceğiz. Yine yurt dışından Türkiye Şok Akımı'nın getirmiş olduğu aygırlar var. Onların son görüntülerini göreceğiz. Ardından bazı gelen sorular var. Değerlendirip programın ikinci bölümünde Ayşe Hocam'ın da yine çok değerli bilgilerini yetiştiricilere aktarıyor olacağız. Ve tablolar gelsin ekrana, bir bakalım. Arkadaşlarım getirsinler tabloları. Evet, aşım müracaatları şu anda İngilizlerde nedir? Tabloyu nasıl okuyacağız? Zaten artık programı izleyenler biliyor. Kırmızı highlight olan, kırmızı zeminli olan yerler artık yedeğe düşmüş olanlar. Yani kuraya kalan aygırlar diyebiliriz ki şu an itibariyle listede en çok aşım talebi gören Victor Galop, ki ben yani açıkçası bu programı 8 yıldır mı yapıyoruz? 7 yıldır, 8 yıldır yapıyoruz. Böylesi bir talebi ilk defa gördüm. Yani eksi 307 tane kısrak kuraya kalacak. Authorized, yine Türkiye Jockey Kulübü'nün getirmiş olduğu, yine 100 altında aşım bedeli aşıma dediği olan 70 ve 80 aşım bedeli bunlarda. 116 kısrakta Authorized'dan yine aynı şekilde kuraya kalmış durumda. Yine Türkiye Jockey Kulübü'nün bu sene ülkeye getirmiş olduğu aygırlardan bir tanesi olan My Boy Charlie eksi 9'da şu anda. Kaneko'yu görüyoruz eksi 33 ve Toro'yu görüyoruz eksi 25. Bu 5 aygır, şu andaki 3 tanesi kulüp aygırı olmak üzere yedeğe kalmış durumda. Peki ana tablo nasıl, ona bir bakacağız hemen. Genel anlamda müracaatlara baktığımızda, müracaat edilen kısraklara. Bir ilk tabloya dönebilir miyiz arkadaşlar? İlk tabloya dönelim. Tekrar ilk başa dönelim. Evet. Baktığımızda tabii ki bu kurallar sonrasında mutlaka diğer aygırlarda çok ciddi değişimler olacaktır. İlk aşamada tablo böyle. Hafta içerisinde Bollemeister'la ilgili bir gelişme oldu. Bürokratik bir takım engeller nedeniyle. Bizi de verebilirseniz aslında süper olur. Tablo içerisinde konuşurken ekip arkadaşlarımız da değerlendirdiler. Bollemeister'la ilgili Jockey Kulüp bir açıklama yaptı. Bürokratik engeller nedeniyle ülkeye girişi Nisan'ı bulacak diye. Dolayısıyla bir hak da tanıdı. Dedi ki eğer ki daha önce yazılmış bu aygıra vazgeçmek isteyen yetiştiriciler varsa diye, vazgeçebilirler şeklinde, ki
O da aslında normal gelişi olsaydı, diğer aygırlar gibi zamanında gelseydi, o da bence yedeğe kalabilecek aygırlardan bir tanesiydi. Çünkü bayağı bir vazgeçen, geri çekenler olduğunu biliyoruz orada. Yine Runaway and Hyde bu sene aşıma başlayan, ki iki hafta önce aygır sahibi de programa konuk olmuştu, buradaydı. Piano Sonata, April, Cindy Scandi, Smart Robin, Grey Storm devam ediyor. Tabloyu da hemen ekrana getirelim. İkinci bölümünü de getirelim ekrana. Luxor, Hemsworth, Papa Clem, Mendip, Wind River Wind, Hakim, Markovelli, Trapshot, Tisway, Paco Boy, General Quarters, Bluegrass Cat, Corinthian, Jem Jem, Lil Bon Red şeklinde devam ediyor. Devam da var bu tablonun. O da gelsin ekrana. Netivan, Halikarnassus, Katapult, yine Crimean Tatar, Fast and Famous, Banknot, Çakal Carlos, Three Valleys ve aşağıya doğru iniyor. Tablo Bush Ranger'a kadar iniyor. Due to Free, Hot Chocolate, Power Scored, Wiener Weiser, Aftermarket, ki bu sene Urfa'ya giden aygırlardan biri. Every Island, değil mi? Ve Bush Ranger'ı görüyoruz. Başka ne var? Yani bir aygıra kadar devam ettirdiler devam. Arkadaşlarımız tablo. Devam ediyor. Öbür tabloyu da verelim. Bunlar ilk, yani evet. Temelan, Perfect Storm'a kadar devam ediyor. Burada tabii değişiklik olacaktır. Tekrar tablonun başına dönelim ve sözü Şair Hoca'ya bırakalım. Önce ama şunu soracağım. Elenen aygırlar neye göre belirleniyor? Şimdi belli olacak mı, yoksa dağılım yapıldıktan sonra mı elenen aygırlar olacak? Önce onu geliştirici merak ediyor, onu bir öğrenin. Bodymeister'la ben başlamak istiyorum. Şöyle ki, Güney Amerika ile yapılmış olan anlaşması gereği 2019 yılı aşım sezonunda Arjantin'deki Hara'da çekimlerini yaptım. Ekik aygır olduğu için de oradaki kontrat büyük olasılıkla yılın sonuna kadardır. Yani aralığın sonuna kadardır ki ondan sonra Amerika'ya geçecek ve Şubat'ta Amerika çekimlerine başlayacaktı. Ama Türkiye Jockey Kulübü tarafından transfer edilince bu sürenin sonuna şöyle bir durum eklenecek. Amerika'ya gittiğinde bir karantina süreci yaşayacak. Sonrasında oradan da Türkiye'ye gelişiyle ilgili bir ikinci karantina süreci olacak. Bundan dolayı iki karantina süreci yaşayacağı için, ki bu da en az 20'şer günlük sürelerden 40 gün yapar. Yani Ocak ayında Amerika'ya geçip karantina Ocak sonuna doğru denk gelse, oradan bir daha Türkiye için yani Şubat'ın ortaları, Mart'ın başı gibi. Türkiye'ye geldiğinde en geç tarih olarak 1 Nisan'da çekime başlayacağı bildirildi. Dolayısıyla gelişi, istirahat edişi, hazırlanması ve başlatılması 1 Nisan gibi planlanmış. Bu da yetiştiricinin Şubat'ta, Ocak'ta doğum yapacak kısrakları varsa eğer, onların diğer aygırlara tabii ki gitmesi mantık çerçevesinde doğru. Bekleyebilirler de aygırın durumunu. Ara tabloyu değiştirelim, ama sırayı devam edelim. Bu hakkı tanıdıktan sonra Jockey Kulübü, bu duyuru yaptıktan sonra, ben zannediyorum ki Şubat ve Ocak'ta doğuracak kısrakların büyük çoğunluğu başka aygırlara kaydı. Tabii Bodymeister'ın durumu özelinden devam edersek, kapanır mıydı, dolar mıydı? Büyük olasılıkla dolacaktı. Çünkü Bodymeister'ın da tayları Amerika'da hali hazırda çok iyi yarışlar çıkartıyorlar. Hatta yayınlarda ben söylüyorum sıklıkla. 90 bin doların üzerinde yıl içi kazanç yapmış 13 tane tayı var bu sene, sadece bu sene. Yani bunu da hesap ettiğinizde 1.3 milyon doları sırf zaten bu 13 yavrusunun bu yıl için elde ettiğini görüyoruz. Ve genç taylar, ve bunlar henüz 1, 2 ya da 3 yarış koşmuş atlar. Bunlar bir sonraki sene aynı tempoda 4'er 5'er yarış koştuğunda biz normalde Bodymeister'ın elde ettiği cironun 2 katına çıkmasını bekleriz. Bu da Amerika'da bir hayli ses getirecek bir durumdur. Aynı şekilde Daredevil'ın da böyle bir durumu var. Geçtiğimiz günlerde kazanan bir tayı var ki direkt grup 1'e yazabilecekleri bir tay gibi de yorumlandı. Yurt dışında da öyle, ülkemizde de öyle ilgi çekti. Şimdi ilk başvurularda tabii bir rekor durumu söz konusu. Yani bu Victory Gallop'un elde ettiği sonuç kazanç listesiyle de çok paralel gidiyor. Yani aygırın bu kadar ciddi şekilde kazanan tay üretmesi, sadece kazanan anlamında baktığınızda bile çok olumlu ve listeye ciddi şekilde yansıması oldu. Belli ki Türkiye'ye gelmeden önce bu dataları zaten vardı aygırın. Belli ki yetiştirici öncelikle kazanmaya odaklı bir tercih yapmış. Yani Amerika'dan geldiğinde ben yayında şöyle bir istatistik vermiştim. %83 3 yukarı taylarının koşma kazanma oranı diye. Yani ikili taylarını çıkartıp 3 ve yukarıda koşan taylarını hesap ettiğinizde Victory Gallop %83 koşan kazanan üretiyordu. Bu da Türkiye şartlarında gerçekleştiğinde yetiştirici, evet biz %80'in üzerinde bir kazanan aygırı tercih ederiz getirmişti. Kazanç listesinde de 20 milyon üzerine çıkınca bu sene bir kez daha yetiştirici bu teveccühü gösterdi.
Tabii aşım sezonu öncesinde hatırlarsanız en büyük merak edilen konu şuydu. Hangi aygır kaç paradan arz edilecek? Bu ciddi şekilde polemik konusu da oldu. İşte yetiştiricinin yanında olmuyorsunuz, işte fiyatlar yüksek, işte kimi aygırlar çok yüksek fiyat düşünüyor şeklinde. Ki arz talep dengesinin eğer oluşabilmesi için zaten fiyat ayarlaması yapmak gerekiyor. Yani bir aygır kaliteli ise, tayları grup koşuyorsa ve ülkedeki en iyi aygırsa onun fiyatı yukarıya doğru gider. Başvuru sayısı da aşağı doğru düşer. Şimdi Victor Golov'un bu pozisyona gelmesinin büyük sebebi bir de çekim fiyatı. Yani bugün Torok'la karşılaştırmasını yapacak olursak Torok'un yarı fiyatına çekim yapıyor. Torok'la kuraya kalan aygırlardan bir tanesi. İkisi de grup bir atları üretiyor. Ama bir tarafta ilgilileri buradaki kalite fiyat endeksine baktıklarında aygırlarını biraz daha yukarıya doğru çektiler. Geçen yılın da üstüne çektiler ve yine de kuraya kaldılar. Ama Victor Golov Jockey Kulüp tarafından daha uygun bir fiyatla arz edilince de bu rakam kaçınılmaz oldu. Geçen yayında ben söylemiştim 90 sayısı Türkiye için çok güzel bir sayı. Bir aygırın yapacağı maksimum sayı olarak bence çok yeterli. Amerika'da 150-160 tane foal sayısı ya da 240 çekimi görebilirsiniz. Çünkü 20 bin kısraktan fazla kısrak var. Ama Türkiye şartlarında 2000 küsur oldu başvurularda kısrak sayısı. Bu kadar kısrak sayısına 100'ün üzerindeki aşımlar bence fazla. Diğer aygırların şans bulması ve genetik çeşitliliğin havuzda olması açısından fazla. Yani 80-90 civarı oldukça mantıklı rakamlar. Fiyatla dengeleme yapabilir buradaki aygır sahipleri diyeceğim ilk etapta. Peki bir şey soracağım. Hocama da sormak isterim. Aslında ilk programlarda gündeme gelmiş. Şimdi Victor Golov dediğimiz zaman 20 kaç yaşında? 95 doğumlu. 95 doğumlu. 26'ya girecek işte. Evet, 26 yaşına gelmiş olan bir aygır. Tabii kulüp ona göre 70'e indirgedi şeyini ama böyle bir istatistik var mı? Hem şair sana sorayım hem de performans açısından da hocama sormak isterim. Yani 70 yaşım tamam. Ama yaş buraya gelmiş durumda aygırın performansı ile ilgili, sağlık durumu ile ilgili söylemek istediklerin var mı hocam? Evet. Bir de şaire de şeyi sormak isterim. Şair, dünya üzerinde genele baktığımız zaman bu yaştaki aygırlardan grup yavrusu çıkmış mı? Var mı? Çok başarılı ya veya hani yüzde kaçtır? Bunun bir istatistiki verisi var mı sende? Hocamla başlayalım istersen. Şimdi geçtiğimiz yıllarda aygır alımlarıyla ilgili bir program yapmıştık. Daha doğrusu aygır sahiplerine önerilerimizle alakalı olarak muhakkak aygırların optimum durumda olduğu bir yaş dönemi var. Ve 25-26 yaş bu yaş döneminin çok üzerinde bir yaş. Fakat elbette ki Victor Golov gibi çok başarılı bir aygır için bunu emekliye ayıralım diyebilmek söz konusu olduğunda ancak ve ancak veteriner hekimlerin yapmış olduğu muayenelerle kanıtlanır. Biliyorsunuz ki her sene aygırlar, jokey kulübü aygırları özellikle sezon öncesi bir takım muayenelerden geçiyorlar. Herhangi bir rahatsızlıkları olup olmadığı, sperm kaliteleri ve sperm sayıları. Bu sayılar tutturulduğunda aşım sayıları da ona göre belirleniyor. Ancak geçtiğimiz yıl için, örneğin galiba geçtiğimiz programda da konuşmuştuk şair, 100 rakamı vardı Victor Golov için. Evet. Ama yıl sonunda baktığımızda 66 tane kısrağı aşım yapabildiğini gördük ya da o listelerde böyle bir realite var. 66 gebeydi zannedersin. Gebeydi. Kaç tanesini aşım yapmıştı? Onu da... Tamamına yakınıydı. Ben yine listeyi bulayım. Demek ki %66 bir performans, aygır performansı için bizim beklentimizin altında. Biz aygır performanslarımızı %80 ve 90'lar civarında istiyoruz. Evet, böyle de bir çalışma da yapılmış Hakan. Geçenlerde okumuştum yine. Almanya'da aygır yaşının başarılı tay verme ya da gen aktarımı üzerine etkileri Almanya'da yapılan çok sayıda at üzerinde. Bunun bir miktar olumsuz etkileri olduğu kanıtlanmış, bilimsel olarak kanıtlanmış. Ancak elbette ki at yarışlığında da öyle bir şey oluyor ki. Bir ezber çok, bozuyor. Evet, ezber bozuyor. O yüzden zaten öyle olmasa yapamazdık. Ben yine de 70 rakamının da Victor Golov için
benim şahsi görüşüm tabii, bir miktar yüksek olduğunu düşünüyorum. Hafta sonu Cuma günü de şeydeydim, İzmit'teydim, aygırları da gördüm. Aa, o güzel birazdan fotoğraflar vardı. Ayşe Hocam'ın o fotoğraflarını bir görelim mi arkadaşlar, onu da verelim. İzmit'teydi, hem bir genel bir değerlendirme de alalım. Mendibi de gördün, evet, orada, değil mi? Bir Ayşe Hocam'ın fotoğraflarını verirseniz eğer, kendi fotoğraflarını. Mendip'i ziyaret ettim. Nasıl olduğunu göreyim çok dedim. Çok özlemişsin hocam baksana. Evet. Çok havuçları da yedirdik. Çok iletişim gücü yüksek. Gayet sağlıklı gördüm ben Mendip'i. Gayet de keyifli gördüm. Aynı zamanda orada diğer aygırlara da baktık. Bu sene ben Mendip'i, yani geçtiğimiz yıllara göre daha bir oturmuş, keyifli, oturmuş gördüm. İnşallah bu yılki çekimlerine de bunu yansıtacağını düşünüyorum. Biz de kısrak portföyümüzden seçimler yaptık, bazı seçimler yaptık. Ne bileyim, ben gün geçtikçe de daha çok bağlanıyor olabilirim aygıra. Bizim aygırımız olması dışında davranışları da çok hoş. Diğer aygırları da gördüm. Bushranger'ı gördüm. Toro'u gördüm, Victory Galop'u gördüm. Victory Galop'u geçtiğimiz yılda görmüştüm. Çok şaşırmıştım hatta, yaşına rağmen ne kadar fit görünüyor diye. Belki gününde değildi bilmiyorum ama biraz böyle geçtiğimiz yıla oranla birazcık daha farklı görünüyor. Evet. Ama çok normal. Diliyorum ki çok başarıyla geçirir bu sezonunu. Gerçekten Türkiye için önemli bir aygır. Altını çiziyorum. Umarım bir günde Türkiye'ye bir miras bırakır. Aygır olarak, bilmiyorum şair bu konuda. Aygır oğlu bu sene Cougar. Evet, ama hani onların da Tyler'ı doğduktan sonra belki daha net konuşabileceğiz. Ama evet, net soruya cevap, aygırın yaşlanması genetik aktarımında etkin bir takım olumsuz etkilenmelere sebep oluyor diye çalışılmış. Peki. Bundan sonrası şairin yorumu. Şair, var mı dünyada örnekleri? Ben onlarla ilgili rakam aktarayım. Victory Galop'un 2019 performansını da söyleyeyim bu arada. 91 çekilen kısrak var. 73 gebe, 15 boş. 3 tane bilgi dönüşü olmamış. Bir önceki sene 2018'de de live follow oranı %63,2'ymiş. Yani Victory Galop'a 100 kısrak çekersek canlı tay oranı %63. 63 tane canlı tayımız oluyor. Yani kaçak kayıp gibi kaçak gibi kayıp oranına bakarsak aslında biraz yüksek bir oran. Yaşına göre de tabii ki bu normal. Burada şimdi, da aynı onu %45 %45 diyorum. 45'e falan denk düşecek. Tabii de, yani 6 kereye de 42, 43 o civarda tay gelme ihtimali var. Tabii bu Victory Galop'un daha önemli problem şu. Yaşıyla birlikte, ilerleyen yaşla birlikte tüm canlılarda olduğu gibi, insanlarda da olduğu gibi de atlarda da kuvvetli genlerin geçme oranları azalıyor. Ve bunu daha önceki birkaç veteriner arkadaşımızla ve konuyla ilgili sohbet edebildiğimiz insanlara sorduğumuzda sonucun bu olduğunu zaten söylüyorlar. Diğer taraftan ben bunun en büyük değerlendirmesini Stormcat'in istatistikleriyle yaptım çok daha önceki dönemde. Yani çok kuvvetli aktarım olan bir at. Her sene her jenerasyonuna aygır çıkartan ve grup bir atı çıkartan bir at. Northern Dancer'da da bu var. Son 4 sezonuna baksınlar, 20 yaşın üzerine çıktıkları sezonlara baksınlar. Grup 1 kabiliyeti gösteren at sayısı bir anda sıfıra düşüyor, bir anda yoka düşüyor. Ve Stormcat'in aşımdan çekilmesinin sebebi de eklem bölgelerindeki çok ciddi yangılar ve artık ayakta duramayacak derecede aygırın yorgun düşmesiyle alakalıydı. Ve mesela AP'inde hayatta ama çekim yapmıyorlar. O da geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan aygırlardan bir tanesiydi. Ama mesela AP'inde bu doğum tarihi olmayabilir de bununla ilgili bir bilgilendirme vardı sosyal medyaya düşen bir fotoğrafta, videoda. İlerleyen yaşında kullanmıyorlar artık. Yani o aktarımın düşmesiyle birlikte verimliliğini kaybetmekle birlikte kullanmıyorlar. Ama Victory Galop'ta böyle bir durum vardır yoktur'u, yani o tartışma konumuz değil. Sadece ihtimaller dahilinde bunun olduğunu söylüyoruz. Yetiştiricinin tabii ki talep edeceği bir attır. Yani nasıl etmesinler? İşte 20 milyonun üzerinde hala tay kazancıyla en öne çıkan bir at. Bundan dolayı tabii ki Türk yetiştirici bu aygırdan mümkün mertebe faydalanmak istiyor. Yine ben söyleyeceğim rakam burada, daha yukarıda bir aşım fiyatı olsaydı çok daha az talep gelebilirdi ve diğer aygırlara da biraz daha dengeli dağılım gidebilirdi. Bu yılki strateji de aslında biraz farklı oldu.
Yine tablo üzerinden şöyle söyleyeyim. Mesela tabloya dikkat edersek ilk 6 başvuru almış Aygır'ın 5 tanesi İzmit'te. Başvurular başlamadan önce ben Aygırlarla ilgili bir tablo vermiştim. İzmit Şampiyonlar Ligi olmuş, en çok talep alacak Aygırlar burada diye. Ve kuraya kalan Aygırlar bir tane Karacabey var. Geri kalanların hepsi İzmit Aygırlar oldu. Yani bu çok beklenecek bir durumda aslında ama... Bu atları burada koyma, yani burada pansiyon etme ya da burada aşım yaptırma anlamında bir strateji yapılacaksa yükün bu kadar İzmit'e de binmemesi de gerekirdi ayrıca. Yani aygır sahipleri belki bunu tercih ettiler. Bir değişiklik olur mu? Karacabey'e gidecek ya da değişiklik yapmak isteyecek aygır sahibi olur mu bilmiyorum ama hani Nisan-Mayıs aylarında bu kadar çok doğumun yaşandığı dönemlerde bu kadar tercihli annenin kuraya kalmış, yoğunluk yaşayacak burası. Yani İzmit bu sene biraz zorlu geçer diye de düşünüyorum. Peki hocam, şeyi soracağım. Başta da söyledim ya, hani yedek kalan aygırlar, daha doğrusu o kura sonrasında tekrar dağılımdan sonra mı belli olacak yoksa şu an itibariyle? Şimdi aygır sahipleri ilk başta şu aşamada bence tercihte şöyle bir durum vardı. Geçen sene çünkü bu yaşandı. Ben şimdi aşım talimatnamesinde bununla ilgili aygır sahiplerine söylenen bir şey var mı diye bakmadım. Orada belki vardır detayı. Ben bu başvuru sayısıyla harada kalmak istemiyorum diyen aygır sahibi bir kere aygırını alıp gider. Gidecek. Geçen senelerde olduğu gibi. Hayır, ben kuralardan sonra kalıp kalmayacağımı kontrol etmek istiyorum dedikleri noktada kalacak olanlar kalacak. İlk kurallar çekildikten sonra tekrardan tasnif yapıldığında ortaya çıkan tabloya göre zaten 3 aşağı 5 yukarı kimler gider kimler kalır bunu anlayacağız. Yani fazlalık nerede şu anda? Karacabey'de o zaman. Yani İzmit'te çok ciddi yoğunluk var. Onu soracağım. Yani şeylerin, aygırların ayrılma durumu İzmit'te mi olacak ağırlıklı olarak diyorsun? Şey sayısı açısından söyleyeyim. Bir onlara bir baksana. O önemli çünkü. Geçen sene yok. Karacabey'den daha çok aygır gidiyor. Oradaki pansiyon adedi daha az. Daha az. Yani hatta onu geçen yayında da şöyle konuşmuştuk. Hani İzmit'e yazılan sayının 3 taneydi zannedersem. 18'e 21 gibi bir rakam vardı ama Karacabey'de aygır suların kalabileceği yer sayısına göre sayı daha fazlaydı. 7 tane olması lazım Karacabey. Rakam çok o anlamda önemli değil aslında. Burada aygır sahibinin niyeti de çok önemli. Hani hangi aygır sahibi aygırını nasıl destekledi noktasına da bakmak gerekiyor. Nasıl bir pazarlama stratejisine girdi. Normalde mesela bazı aygır sahipleri ya işte aygırımızı arz ediyoruz. Bununla pazarlamaya ne gerek var? Hani sonuçta aygırımızın kalitesi iyiyse zaten gelip çekecekler. Biz niye illaki reklam yapalım diyorlardı. Görüyoruz ki kulaktan kulağa sahada bir takım dedikodular yayıldığında, evet bu aygır çok iyiymiş diye birileri bir şey konuşmaya başladığında herkes o düşünceyle bazı aygırlara çok ciddi anlamda yüklendiler. Yani genç aygırlar daha kuvvetli taylar üretirler çünkü gençlikleri var. Evet. Ayrıca başarılı taylar üretmiş ve aynı zamanda da genç olan aygırlar varsa tüm dünyada olduğu gibi aslında talebin onlara yönlenmesi lazım. Yani tecrübeli aygırlar evet okey, işte hala Amerika'da Candy Ride'a, Medalya Dora'ya, Tapit'e ciddi şekilde kısraklar gidiyor. Doğrudur. Bu rakamları söyleyeyim ben. Yani 70'dir, 80'dir, 90'dır. Yani 250 çekmiyor Tapit. Ama kaç paradan çekiyor? 200 bin dolardan çekiyor. Sonuçta o fiyatı oraya çektiğiniz zaman size gelecek elit olan bir 70-80 kısrak zaten olacak. Genç aygırlarda daha fazla deneme durumunuz var. Çünkü jenerasyonları ve nesilleri siz daha yüksek bir sinirsel ve potansiyel enerjiyle dolduruyorsunuz. O yüzden genç aygıra gitmek çok daha mantıklı. Bizde tam tersidir. Yaşlı aygır ne kadar yaşlı, tecrübeli ve daha çok açık yarış atı verdiyse ona bir yüklenelim. Ondan artık son böyle alabileceğimiz en son raddedeki gücünü de alalım. Hani aygırı bir yerde bitirelime gidiyor iş. Donduralım tabloyu burada arkadaşlar. Rakamların bazı aygırlarda bu kadar ciddi şekilde yükselmesi bence yetiştiricinin de bir yerde çok bilinçli hareket etmediğini gösteriyor. Kısrağın yaşı da burada tabii ki tercihen çok önemli. Yani mesela Authorize'da yazılan kısrakların arasında yaşı böyle 13'ün 14'ün üzerinde olan, tercihli olan, o civarda yaşı olan anneler nasıl netice alacaklar? Bu jenerasyonun doğumları olup da tayları sahaya geldiğinde o günkü programda ben hatırlatırım. Yani onu kafama not aldım. O dönemde göreceğiz, o istatistikleri karşılaştırırız. Yani ilgi alaka anlamında ben kuraya kalan tüm aygırların normal şartlarda da bir tane de geçse, beş tane de geçse zaten kuraya kalabileceğini düşünüyordum.
Bu listeden kuraya kalır deyip de kalmayan tek isim herhalde ki Luxor. Onda da biraz çekim fiyatı etkili olmuştur. Güzel. Ama bu dönüşlerden sonra, kura sonrası dönüşlerden sonra zannedersem o da dolmuş olacak. Evet. 12 tane boş yer var. Peki görüntüler var. İki aygır Amerika'dan geldi ülkemize, yakın evet. zamanda giriş yaptı. O görüntüleri de izleyelim. Bir de sevgili Ayşe Hocam da aygırların genel performanslarıyla ilgili bir paylaşımda bulunsun bizde. Geldiler şu anda sevgili Canan Aslan, TCK TV evet. spiker arkadaşımız. Senin de program arkadaşın evet, çok evet. aynı dertten muzdarır biz genelde onunla ama evet. Canan'ın çok güzel sunumuyla da sesli verseniz arkadaşlar dinleyelim. Super Saver burada. Kendisi Kentucky Derby birincisi. Az sonra uçağa yüklenecek ve hemen karşısında da Daredevil var. Son derece önemli ve titiz bir çalışmanın ardından uçağa transferi gerçekleştirilecek. Önce tabii bu trailerın içinden paletlere nakledilecekler. Oradan da uçağa yüklenip yarın Türkiye'de olacaklar. Yani pazartesi günü Türkiye'de olacaklar. Daredevil'ın henüz 2 yaşında bir tayı var. Şansını gösterme fırsatı bulamadı henüz. Bu da tabii ki iyi bir aygır. Umarım Türkiye'de iyi bir şansı olacak. O iyi bir delikanlı görüntüsü veriyor. Aygırlar genelde daha agresif olur. Isırmaya çalışırlar. Ama bu daha uyumlu. Peki sağlık durumları nasıl? Çok iyi durumdalar. Onları seyahate hazırlıyoruz. Uzun bir yolculuk olacak. Genelde uzun yolculuklarda hemen kilo verirler. Ama onları tamamen doyuruyoruz. Şu anda çok iyi durumdalar. Pazartesi akşamüstü Türkiye'ye varacak olan bu iki aygıra Türk yetiştiriciler de yazdıkları kısraklarla değer veriyorlar. Şu an itibariyle Daredevil 23, Super Saver ise 52 kısrak çekim başvurusu aldı. Evet, sevgili Canan Aslan'ın özel haberiydi ve Amerika'dan yüklendi, Chicago'dan değil mi? Yüklendikten sonra ülkeye geldiler. Pazartesi günü itibariyle ülkeye geldiler ki her ikisi de yetiştiricilerin teveccühüne maruz kalmış atlardan, aygırlardan diyelim. İzledim dün Twitter'da videolarını. Gerçi kısa bir görüntüydü, bir konteynerden araca aktarımdı. Valla çok sağlıklı görünüyorlar. Hı hı. Çok beğendim. Hani sarılarını da görme şansımız oldu videodan. Daha sonra muhakkak ziyaret edeceğiz kendilerini. Ben Daredevil'ı da çok beğendim. Ayrıca burada özellikle söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir fikrim var. Belki bilmiyorum, çok basit bir yaklaşım mı olur şair. Fiyat bakımından baktığımızda farklı fiyatları var aygırların. Amerika'da da onlara gelen kısrak portföyü de farklıdır değil mi? Yani Daredevil'a, Super Saver'a giden kısraklarla Daredevil'a giden kısraklar farklı tabii. noktalardadır. Ben Daredevil'ın daha çok başarılı olacağını düşünüyorum Türkiye'de. Nedense içimde öyle bir his var. Hep böyle bir şey oluyor ya. Evet. Artık. Peki bir de Arap tablomuz var. Bir de ona bakalım. Evet. Kullanalım. Araplar hiç Araplardan de... konuşmuyorsun şair. Evet. Onunla ilgili de talepler geliyor. Çok güzel anlatıyorsun o oradan. Bir Arapları anlat bakalım bize. Aynen. Şimdi canlı yayında aslında bant yayın ama hiç kesmeden Arapları anlattıracağız. Araplarda durum neymiş? Bir oraya bakalım. Araplarda da yedek kalma gibi bir durum söz konusu değil. Saad'ın gücü en çok talep gören aygır durumunda. Dilran'ı görüyoruz bu sene aygırlığa ayrılan isimlerden bir tanesi. Karaüzüm, Yılma Başar, Sement, Kaya Yürekli, Uçanoğlu, Uçan Bey, Altıncı His, Güntay, Sakarbaşı, Bayhan, Haberkan, Şimşeğinoğlu ve Başseklavi olarak devam ediyor. Tablonun diğer kısmına da bakalım. Araplarda çok az yazılan var değil mi baktığımızda? Tigam daha çok. Tabii ama özel yetiştiricilerin elinde de bir de ilerleyen dönemlerde sezonun ortasına doğru daha çok kısrak talepleri geliyor ve bu şekilde devam ediyor. Ağırlıklı olarak Şanlıurfa, işte Mahmudiye de bulunan aygırları görüyoruz. İlk bölüme bir daha gelelim. Araplarla ilgili neler söylemek istersin şair? Oradaki tabloyu nasıl okuyorsun?
iki aygırın havaalanı görüntülerinden ben hemen onu söyleyeyim de Ayşe hocama cevap oraya olsun. Oraya dönelim tekrar, o görüntüleri verelim. Yani Daredevil'ın performansı ile ilgili ve fiyatı ile ilgili olan durum şu. Şimdi 86 tane tayının olduğu bir crop var sahada. Hı hı. İkili crop ve bu jenerasyonda şu an dün itibariyle 44 koşan var. Kazanan tay sayısı 13. Black Type galibi bir tayı var. Black Type Horse sayısı da 4. Açık yarışta dereceye giren yavru sayısı 4. Şimdi ikili dönemde bu şekilde başlayan aygırlarda üçlü döneme döndüğü zaman eğer tayları ikilide çok hızlı bir şekilde hazırlanmadıysa ki kendisi yarış hayatında 2 yaşında birinci yarışını kazandıktan sonra ikinci koşusunda hemen grup 1 kazanmış bir at. Champagne Stakes galibidir. Dolayısıyla bu kadar seri ve hızlı başlamış olmasının hemen sonrasında taylarının 2 yaşında grup kazanmamış olması şu ana kadar belki satılmasındaki ilk neden. Ama şöyle bir durum var. Modern Ready hattı çok kuvvetlidir. Halo'nun bence sürat anlamında en öne çıkan kolu ki baba hattı buradan devam edebilir. Coolmore bile Avustralya'da Sebring'i değerlendirdi ve bu kan hattından listesine aygır olarak koydu. Uzun vadede Türkiye'de çok yüksek verim elde edebilecek bir aygır. Bu anlamda söyleyelim. Hani gençliği, enerjisi, fiziğiyle, karakteriyle Türkiye'de çok başarılı olabilir. Çünkü taylarının ikili üçlü dönemde kendisi gibi iyi yarış yapıyor olması Türk atçısını her zaman memnun edecek sonuç. Şimdi authorized, üçlü klasik at, bekleyeceksiniz mesafe, zamana ihtiyacınız var. Bodymeister, genelde fiziksel olarak çok yukarıda atlar, çok süratli atlar ama eşkal olarak, fizik olarak çok kuvvetli taylar vereceğine göre onlarda da belli bir bekleme dönemi gerekebilir ama bu aygırda o bekleme dönemi çok daha kısalabilir. O yüzden Daredevil benim için de çok özel bir at. Bakalım nasıl sonuç elde edecek onu göreceğiz. Super Saver 2020 için daha önce ilan edilen aşım bedeli 35 bin dolara çekiyordu 2 sene önce. Onun fiyatı 25'e düşmüştü zannediyorum. Bu sene de 15 bin olarak ilan etmişlerdi dolar cinsinden Amerika'da. Daredevil ne olacaktı? Daredevil zannedersem 12.500'dü ama onun altına doğru da onda da bir jenerasyon sonra fiyat düşüyor. Orada da strateji şu. Mevcutta yazılan kısrakları ve gelen kısrakları fiyat düşürerekten kaybetmemek. Tayları koşana kadar. Ama Daredevil'ın hali hazırda sahada koşan ve bir ya da iki yarış koşmuş taylarından grup kazanan 2-3 tane taya çıktığı zaman bir sonraki sene o fiyat tekrardan yukarıya doğru artacaktı. Bence Türkiye için çok yerinde akıllıca bir alım oldu. Seçenleri tebrik etmek lazım. Ben Haziran ayında Arif Bey'le yaptığım görüşmede Arif Kurtel'e ki onun da Amerika'da şu an annesi Stormcat kızı olan bir Daredevil tayı var. Yakında start alacak. Daredevil'ı bu sene almaya ne dersiniz diye bir mesajlaşma yapmıştım. Hani aramızda böyle bir konuşma geçmişti. Aygır'ı Türkiye Jockey Kulübü aldı. Yani ben son derece memnunum bu alışverişten. Şimdi Araplarla ilgili listeye gelelim. Arap tablosu. Orada aktaracağımız ilk bilgi şu olmalı. Geçmiş dönemdeki Arap listelerinden farklı bir liste var artık karşımızda. Arap atlarında yeni bir nesle, yeni bir jenerasyona doğru gidiyoruz. Bilindik eski işte kanatlarının temsilcilerinden ziyade son 2-3 sezonda sahadan gelmiş atların ağırlığı var. Yani sahadın gücü Diliran ki bu sezon ayrıldı. Karayüzüm geçen sezonlarda, Yılma Başar bu sezon, Sement bu sezon ayrılanlardan. Kaya Yürekli geçtiğimiz sezonlarda ayrıldı. Uçanoğlu tayları daha koşmadı. Koşacaklar arasında Uçan Bey'in koşuyor. Yani şu listede tayı koşan kaç tane var diye şöyle saymaya çalışıyorum. Uçan Bey'in tayları koşuyor. Güntay'ın tayları koşuyor. Haberkan koşuyor. Şimşeğinoğlu koşuyor. Geri kalanlar hep yeni aygırlar. Yani yeni bir nesille karşı karşıyayız. O yüzden de yetiştirici burada tercihlerini yaparken yine genetik çeşitliliği de ön planda tutaraktan dengeli bir şekilde gidecektir. Listeyi baştan tabii okurken annesi yurt dışı menşei olan ya da pedigrisi içerisinde yurt dışı unsurlar olan atlar kimler diye de bakmak lazım. Çünkü Karayüzüm'ün annesi Batiskaf kızı, Batiskaf kanı taşıyor. Sadın Gücü'nün annesi direkt yurt dışı menşei. Buna da dikkat ettiğimizde, keza Uçan Bey'in öyleydi. Buna da dikkat ettiğimizde artık yavaş yavaş o getirilmiş olan kanların da yeni aygır adayları, yeni aygırların kanlarında var olma durumu ilerleyen kuşaklarda alıştığımız o eski pedigri düzenlerinden farklı atlarında ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Saad'ın gücündeki rakamın yukarıda olmasıyla diğer rakipler arasındaki farkı ben çok önemsemiyorum. Şu anlamda teveccüh görmesi gereken bir aygır, doğru. Ama henüz böyle bir turbonun başvuru aldığı gibi
yüzün üzerine çıkan bir aygır yok listede. Yani TİGEM'in aygır kadrosu içerisinde ve çok güçlü isimler var. Çünkü TİGEM'de kendi elindeki üretimleri sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için mevcutta yarış hayatı biten atlar arasından aygır olarak kendisinde ihtiyaç gördüğü kanları çekip alıyor. Bunları transfer ediyor ve iyi paralar ödüyor atçıya bu anlamda. Bu liste içerisinden satın almayı düşünce atlar da olacaktır belki ilerleyen dönemde. Ki özellikle listenin şu kısmında Cumhuriyet koşullarındaki başarısıyla Gelibolu bir gözüme çarpıyor. Dolayısıyla TİGEM'e turbo gittikten sonra oradaki politika düşünülürse, yani şu aygırlardan ilerleyen dönemde belki TİGEM kadrosuna gidebilecek bir isim varsa yetiştiricinin şimdiden kısraklarını çekip fırsat varken faydalanması da bence çok mantıklı gözüküyor. Rakam olarak da çok yukarıda olmayan atlar olduğunu söyleyeyim. Evet. Yani buradaki dengeli dağılım, ki başvuru sayısı şu an az. Çünkü acele edecek bir durum yok. Herkes kararını bir yerde daha sakin vermeye çalışıyor. Benim okumam yeni aygır sayısının fazlalığı karar vermeyi biraz zorlaştırmış şeklinde. Peki. Üç aygır konuşmak istiyorum. Gelen aynen talepler vardı. Bir tanesi Abuş. Çünkü Dayı Bey'in çok kısıtlı sayıdaki, değil mi? Evet. Yavrularından biri ve Dayı Bey'in de kazanmayan yavrusu yok. Abuş'la ilgili görüntüler de vardı arkadaşlarım, eğer ekrana verirlerse onu da değerlendirelim. Bir genel olarak Abuş değerlendirmesi almak isterim sana. Arap atçılı da çünkü ülkedeki önemli ve ciddi şekilde hani baktığımızda ciddi yatırımların yapıldığı bir yer. Ciddi paralara satılıyor tayları. Arap atçısı da biraz daha böyle atına düşkün oluyor sanki birebir. O yüzden evet. Biraz da bu şu konuşalım. Şimdi Arap atçılığının genel durumuyla ilgili konuşurken ben aslında onu bazen dile getiriyorum. Şimdi biz karma atçılık yapan bir ülkeyiz. Yani sadece İngiliz atçılığı yapmıyoruz. Yani turbret yapmıyoruz. Arap atı da seviyoruz, bakıyoruz. Bazı ülkelerde bu var ama işte Fransa, İngiltere gibi ülkelerde var ama sadece belli dönemlerde yapılan yarışlardan ibaret. Ama biz yine o şekilde de düşünmeyen bir ülkeyiz atçılık anlamında. Bu tabii şaşırtıyor olabilir. Zaman zaman evet İngiliz atçısıyla Arap atçısını %50-%50 düşünmek gibi konuşanlar olur. Onu da fikir beyan eden olur. Arapçılar tarafından baktığınızda evet biraz daha bizim de atlarımıza gösterilen ilgi, çekim sayısı, ikramiyeler tarafında daha arttırılmalı gibi talepler gelebilir. Bunu dengeli bir şekilde yönetmek gerekiyor. Ben her iki taraftaki at grubunu da seviyorum ve her iki tarafında ülkede var olması gerekiyor. Yani bu karma yapı bize has bir yapı ve güzel bir yapı bence. Yani Arap atıyla İngiliz atın, yani ikisi de sonuçta at, ikisi de canlı ve ikisi de güzel. Aralarında çok bir ayrım yapmıyorum. Sadece şu noktadan işte ikramiye dengesi ve işte yatırım bütçelerinin hangi atçılığa daha uygun olduğu, işte tay başına ortalama kazançlar, yetiştirilen at üzerinden belki biraz daha teşvikler bakımından değiştirilebilir noktalar var. Ama bu yine buradaki politika yapıcıların kararı. Abuş'a baktığım zaman şimdi değerlendirmeyi şöyle yapayım. Pek Arap atı konuşmuyoruz ama Arap atı hakkında bilgimiz olmadığından değil, sadece gelen sorular ya da muhabbetlerimiz pek o tarafa kaymadığından dolayı. Şimdi Mesrure hattının bir aygırı. Mesrure hattı incelemesi yaptığım zaman dikkatimi çeken özelliklerinden bir tanesi şudur. Mesrure anne hattı olarak genelde al kuruşkanına çok iyi yanıt veren bir ailedir. Ailenin bu yapısını biz Abuş'un pedigrisinde de görüyoruz. Çünkü Abuş'un annesi Ahunas 13 al kuruşlu 42 Mesure'den olma ve Hatay koşusu galibiyeti de bu anlamda aslında bu bilgiyi teyit eden bir durumdur. Yani al kuruşkanıyla Mesure'nin çok iyi uyum sağladığına dair örneklerin başında gelir bu. Yine 55 Mesure'den gidecek olursak onun da yine eşleşmeleri içerisinde en isabetli olanların yine al kuruş kökenli gelen pedigriler kaynaklı olduğunu da görmekteyiz. Bu da bir yerde al kuruş hattıyla bağlantılı eşleşmelerin Abuş'ta biraz daha işe yarayabileceğine dair benim fikrimi biraz arttırıyor. Abuş'un babası Dayı Bey'e baktığınızda Dayı Bey çok başarılı bir kısrak babası olarak son dönemde öne çıktı. Özellikle Dayı Bey'in annesinin 39 Niame olması, ki bu öz kardeş olaraktan Demirkır'ın öz kardeşi olması, yine 39 Niame'nin ürettiği atlara baktığınızda başta Özgünan,
Yine Demirkır 23 Niame olan 38 Niame, yani Yozgat'ta bir 23 Niame olan Demirkır'ın öz kardeşi olan 38 Niame. Bunun dışında 43 Niame'yi dahil edebilirsiniz ve bütün bu süreçte bir alt kuşakta yetişmiş kısraklar dahil, 38'in 39'un aygır yavruları dahil atçılığımızda çok iyi izler bırakan bir kan attı. Bu nedenle Halid'i ben aygır babası olarak da bir yerde kalıcı bir şekilde görmek tabii ki memnun olurum. Yani bunu görmek isterim. Bu noktada aday atlar arasında Mesrure hattıyla da uyum sağlayan Halid'in bunu bu pedigride de, yani Abuş'un pedigrisinde de sağlamış olması çok önemli. Dayı Bey'e geldiğimiz zaman da Halid'in bir alt jenerasyonunda anneden, Ajda'dan bu kez Arap atçılığının bir diğer önemli kanını katmış oluyorsunuz. Yani bu pedigri başlı başına aslında bir taraftan 23 Niame, 39 Niame geçişini, bir taraftan 26 Kemiye Otrak geçişini, alt tarafında Mesruri ailesi olması nedeniyle birçok aileye outbreeding, yani kan yakınlığı yapmaması belli açılardan Abuş'u bu planda öne çıkartacaktır. Kendi yarış kariyerindeki sürat unsuru da bence Abuş'un başarılı olacağına dair bir mesaj veriyor o anlamda. Şöyle bir pedigriye baktığımda ikinci anne Uludağ bir kızı, yani Özgün'ün babası. Buradan sayarcak olursak Saad attı, Hilal Zaman attı, Alkuruş attı ve yine Saad attı. Yani pedigrinin içerisinde Steklavi ve Berk hatları yok. Dolayısıyla Steklavi ve Berk geçişlerinde özellikle Berk ile uyum sağlaması gerekir. Burada benim tavsiyem şu olur. Bodrum kanı taşıyan kısrakların, ki Özgün'le olan, yani Odinan kızları olabilir. Özgün'le kombineli, ki ikisi de anne tarafından seyyare taşıdığı için hem Özgün hem Berk. Bu pedigriyle bir hayli uyum sağlar diye düşünüyorum. Benim umutlu olduğum aygırlardan bir tanesi. Pekala. Atmaca Bey'i konuşalım. O da bu sene aşıma başlayan isimlerden bir tanesi. Son derece parlak yarışlar çıkarmıştı. Atmaca Bey'in de görüntülerini arkadaşlarım hakkında verdiklerini de hatırlayalım. Hem bu koştuğu yarışlardan bakalım. Neler söylemek istersin Atmaca Bey ile ilgili? Onun da pedigrisini açtığımda yine yarış kariyeri itibariyle böyle dönem dönem üst seviyenin en üstünü de zorlayabilmiş. Dönem dönem tabii onun altındaki gruplarda kolayca kazanmış bir at. Bir kere Doğu'nun yıldızı diyeceğimiz Gobak Bey. Gobak en başta bize sempatiyle her zaman baktığımız bir at. Gobak Bey belli bir kısrak grubunu görmesine rağmen çok kabiliyetli ve çok iyi taylar üretti. Bu da Ricardo'nun, yani yine bir Alkuruş hattından bahsedeceğiz. Ricardo'nun ki tesadüfler eseri, ki o Ertuğrul abinin kitabında vardı. 70'li yıllarda İngilizler Türkiye'deki Alkuruş kanını keşfettikten sonra özellikle Alkuruş hattı atları Türkiye'den toplayıp yok denecek kadar az seviyeye getirmişler. Ki ülke atçısı da zaten böyle yurt dışı menşei bir alım furyası olunca satmaktan kaçınmamış. O dönemde Alkuruş hattından, kandan aygır kalmadığı noktada sadece tek tük bir iki at bulabilmişler. Bunları değerlendirmişler ve bunlardan bir tanesi Mertol'ü verince Mertol'den sonra bu hat tekrardan canlanmış. Ki bu durum olmasa biz bugün Mertol, Ricardo turbo hattını da zaten göremezdik. Mertol'ün bu anlamda Ricardo'yu vermesi, Ricardo'nun da hem Gobak Bey hem turbo üzerinden aygır üretmesi hattın bu anlamda böyle bir canlanmasını sağlıyor. Ki Atmaca Bey bu noktada Alkuruş hattının önemli bir temsilcisi olacaktır. İlk aklımıza gelecek atlar belki turbo taylarındaki al fizikli olanlar, yani al yapılı olanlar. İlkbahar mesela benim aklıma gelenlerden bir tanesi. Atmaca Bey'i de doğru olması nedeniyle bu düzlemdeki farklılığı kendi açısından, fiziksel farklılığını gösteriyor. Bazı yerlerde doru gibi, bazı yerlerde evet, ala çalıyor yani. Aynen. Vücut rengi olarak benzeyebilir ama kuyruk rengine bakarsanız evet, kuyruk evet, tüyleri evet, siyah. Dolayısıyla doğru. Anne tarafında Haber Botur, bir alt tarafta da birader kanı taşıyor. Şimdi Haber Botur yine 39 Kemiyoturak, 26 Kemiyoturak kanalına girer. Biradere girdiğiniz zaman da üst taraftan 11 İlyay zaman, her ikisi de düzen olarak yine sayacak olursak al kuruş saat, saat hilal zaman şeklinde gidiyor. Burada da yine Berk, Seklavi ve kuruş kanı aygırın kendi pedigrisinde yok. Burada da özellikle kuruş geçişlerinin ben çok isabetli sonuçlar alacağını düşünüyorum. Yani aklımıza ilk gelen ne olmalı kuruş dediğimiz zaman? Tulrap içerikli pedigriler, Umut Beyler olabilir,
Ateş topu yeni yeni ayrıldı gerçi. Fuat Çakır'ın mindiği Atom Karınca mesela, Havuç Erol geçişli olan. Tabii onların kızları hep. Kızları. Bir de Özgün Havuç Erol kombinasyonlu Aygırların kızları olabilir ki o da benim oğlum vardı hatırladığım kadarıyla. Bir iki tane daha böyle Aygır vardı. Onlardan iyi sonuç alması gerekir. Urfa'daki yetiştiriciler için bir alternatif. Urfa'dan devam edelim. Sakarbaşı geçen senelerde de aşıma devam ediyordu. Ve bu sene de yine Şanlıurfa'da bu sene aşımlara devam ediyor Sakarbaşı. Çiftlik görüntüleri de geliyor ekranlarımıza. Genç aygırlardan bir tanesi ki demin Ayşe Hocam'la da konuşmuştuk. Aygır performansları ve yaş konusuyla ilgili değerlendirmeyi yaparken. Sakarbaşı ile ilgili neler söylemek istersin? O da Şanlıurfa'da bu sene 10 bin lira gibi bir aşım bedeli var. Evet. Şimdi program başından beri aygırlarda yaş konuştuk. Hani orada yaş seçeneğinde yine genç nesilden bir aygır olduğunu söyleyelim. Ben sempatiyle bakıyorum bu aygıra da. Sportman bir de. Sentetik bir rekor kırılmadı. Yani bir kere hem genç hem kuvvetli hem de yeni nesil atlardan bir tanesi. Yine onun da pedigrisini şöyle açalım. Özgün'ün İki tane şu an önemli aktif oğlu aygırların devam ettiği. İkisi de çok başarılı. Birisi Ay'a Bakan, diğeri Özgünan. Yani diğer seçenekler de var ama ikisi kalıcı olacak gibi gözüküyor. Ay'a Bakan'da anne 15 Safire, Hilal Zaman 54-75 kızı ki Hilal Zaman aygırı kalmadı artık. Diğer taraftan ikinci anne Tulrap kızı 11 Zafire ki bu da pedigrilerde kuruş, Hilal Zaman saat geçişinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Zaten Ay'a Bakan'da şampiyon yapan unsurlardan bir tanesi. Anneye baktığınız zaman Kayhan Bey üzerinden gelen bir Seklavikan'ı var. Bir alta baktığınızda da Savatlı'dan yine 11 Hilal Zaman geçişi var. Yani burada pedigrinin kendi içerisindeki tutarlılığı ve çeşitliliği bu atın da genetik aktarım anlamında en üst seviyede bir çeşitlilik. Yani farklı kısrak gruplarının hemen hepsine de çeşitlilik yapabileceğini gösteriyor. En önemli eksiklik Neame kanı yok, Seyyare kanı yok. Anne kısrak sülaleleri olarak baktığınızda yani Demirkır grubu olduğu gibi Berk grubunun tamamı bu aygırla denenebilir gibi gözüküyor. Bir de Hara'nın son dönemde izlediği stratejiyi de söyleyeyim. Altaha'yla Özgün yapıyor pedigriler olarak. Bu anlamda hem Altaha'ya Özgün kızları hem Özgün oğullarına Altaha'lar gidiyor. Burada da Özgün hattı olduğuna göre bir Altaha seçeneğini düşünmek lazım. Gerçi kısrak baba hattı Seklavi ama Serhan Bey'in olduğu grup daha farklı bir Seklavi'dir. O yüzden ben Altaha kızlarının da bu aygırda tutarlı olacağını düşünürüm. Hocam soralım mı artık o soruyu? Şimdi evet. yani biz yayın öncesi bu arada izleyicilerimiz ne diyor bunlar demesin. Yayın öncesiyle ilgili bir ufak bir sufle vereyim. Tabii biz kendi aramızda eğleniyoruz yayın öncesinde de burada. Kameralar çalışmaya başladığı anda Şair hemen ciddi ve o yuvarlak cevaplara mecbur tabii. Tabii o saygı duyuyorum ama en azından yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynen. Ama burada bazı hani sorduğumuzda özel bazı sorular oluyor. O sorulara çok açık yüreklilikle cevap veriyor. İşte kan hatları şuradan şu geliyor, buradan bu geliyor falan derken Ayşe Hocam bombayı patlattı bugün. Ve aynı soruyu dedim hocam kameralar önünde de sorarım. Tabii ki sorarım dedim. Bir de dedi orada konuşsun dedi. Hocam sor bakalım ne diyeceksin? Şimdi İngiliz safkanlarında çok güzel o sonuçlar çıktıktan sonra bu hat buradan geldi. O hat bu gen buradan geldi diye anlatıyorsunuz pedigri uzmanları olarak. Ama ben hiç bunları Araplarda duymuyorum. Çok daha az Arap konuştuğumuz için olabilir. Öyle mi? Evet, şairce bir cevap yani hakkındaysa. İkinci noktadan şöyle söyleyeyim. Şimdi hiç değişmez bence şu açıdan. İngiliz atlarıyla ilgili böyle bir çalışma ne yapılmış. Ne fark var arada onu bir şey yapsın. Şimdi bir kere fiziksel özellikleri farklı. Bu fiziksel özellikleri belirleyen genler farklı. Yani geçirdikleri kuşak sayısıyla aktardıkları özellik itibariyle İngiliz atı sonuçta hibrit. Yani karma, melez bir at ve farklı atlar var. Berber atı var, Akalteki atı var, Arap atı var, İngiliz atı var. Bunun dışında pony, Irish ponyler var. İçerisinde onların genlerinin de olduğu bulundu yani. Demek ki bir 6-7 farklı kandan oluşmuş bir soy, Trubret dediğimiz İngiliz atı. Ama Araplarda iddia odur ki saflar, saf olduklarına göre sadece Arap atı özelliklerini göstermeleri gerekir. Arap atı, ırk, vasıf özelliklerini göstermeleri gerekir. Dolayısıyla biz de temelde bunları arıyoruz. Ama
Bize gelen kanlarda Arapların ki her zaman anne isimleriyle ve annat isimleriyle Arapları tasnif ettiğini... Tam buraya değinmek istiyorum. Evet. Oraya zaten soracaktım sana o soruyu. Arap'ta hep anne var çünkü. Anne vardır. Dolayısıyla Araplar bunu, yani Arap atı yetiştiricileri bunu yüzyıllardan bu yana Arap hatlarını, yani kısrak hatlarını ön planda tutarak da, yani manekidir. Maneki manekidir. Yani manekinin tipiksel özellikleri bellidir. İşte manekilerde genelde olan benekler bellidir. Yani bunu maneki diyebilmeniz için o özellikleri görmeniz gerekir. Öyle adlandırılır, öyle söylenir ve burada tabii uyumlar çok önemli. Mesela siz Arap hatçılığında kuruş kanını kullanıyorsanız sağlam bir kemik yapısı alacağınızı bilmeniz gerekir. Çünkü baba kuruşun en önemli tipik özelliği sağlam kemik yapısı olması. Al kuruş hatları genelde vücut ahengiyle ve dengeli bir vücut yapısı vermesiyle bilinir. Hilalüzzaman hattı, saat hattı biraz daha sürat hatlarıdır. Kısa mesafede sürat yapacak olan ya da süratte devamlılık saadin en tipik özelliğidir. Berk yine keza sürat olduğu kadar dayanıklılık noktasında da çeşitli kollara ayrılır. Yani bunları bilirseniz orada hani pedigrinizin içerisindeki eksik nasıl unsuru da... Onu anlat. Nasıl bileceğiz? Neden şimdi Araplarda hep anneye bakıyorlar? Ben şimdi Arap atı yetiştiriciliğinde bulunmadım. Şanlıurfa'da çalıştım ama İngiliz atlarıyla çalıştık yine. Şu anda da iki tane kısrağımız da var. Hı-hı. Ama ben bakıyorum Arap atçısı hep anneden gidiyor. Yani bir işte kemiyeti, ben de bunları böyle okuyunca benim asistan çocuklar gülüyorlar. Abla böyle okunmaz bu. İşte kemiyetil ırak diye okuyorum. Kağırak falan diye okuyorlar ya onlar. Neden burada böyle bir fark oluyor? İkisi de at. Acaba İngiliz'de de mi diyorum ben biraz daha kısa kattını çalışsanız diyorum pedigriciler olarak. Çalışmayanlara bu tavsiyenizi iletirim. Ben çalıştığım için üstüme alınmıyorum. Yok, şahsi değil zaten. Yok, konuşmalarımız yani genel konuşuyoruz. Şunu söyleyeyim. Şimdi İngiliz atında da zaten her şey anneye bağlıdır. Tüm dünyada kataloglar yapılır. Atlar satışa çıkacağı zaman herkes gider. Yani siz John Magnier'ın elinde kataloğu gördünüz mü? Satışlara gittiğinizde şöyle bir, ya da Vefa Bey'in elinde, Vefa Aracı satışa gittiğiniz zaman kataloğu vardır. Üzerinde işaretlenmiş atlar vardır. Açar bakarsınız çalışılmıştır. Yani o katalog üzerindeki çalışmayı neye göre yapıyorlar? Aygır'ın en başarılı taylarına bakaraktan yapmıyorlar. Tamamen anne hattını inceliyorlar. Yani anne hattında üçüncü anne ne üretmiş, ikinci anne ne üretmiş, birinci anne ne üretmiş, başarılı olmaya ait genler geçmiş mi, yarışçılık özellikleri üst seviyede çıkmış mı, erken koşuculuk mu var, geç koşuculuk mu var? Taylardaki mesafe özellikleri 1600'de mi yoğunlaşmış, 2400'de mi yoğunlaşmış? Bunlar hangi tipte atlar? Kuma daha mı yatkınlar yoksa çimde tutunabilecek ayakkabısı olan daha mı farklılar? Şimdi buna göre değerlendirdiğinizde eğer üçüncü anne Amerikan kökenli çok iyi kumcular ama ikinci anneye gelmiş bir Avrupa aygırına çekilmiş, orada da verim son derece düşmüş, çim kum karması gibi düşünelim. Ayak yapıları çünkü değişik olabilir. Biri anneden alır, biri babadan alır, biri dededen alır. Ama birinci anneye geldiğinizde çok iyi çimciler ortaya çıkmış. O zaman ben şöyle yorumlarım pedigriyi. Anne hattı arka planda Amerikan kökenliyken Avrupa kökenli kana doğru devrildi. Ve buradan sonrasında çok iyi çimciler çıkmaya başladı. Ben bu anneyi satın alırım. Birinci anne çok kuvvetli ürettiyse en az bu iki kuşak daha devam edeceğine dair bir işaret. Ama üçüncü anne de var. İkinci anne de yok, birinci anne de hiç yoksa benim için son derece soru işareti. İsterse Galileo'dan gebe olsun. İngiliz atında çalışırken aynı şekilde anne çalışmak gerekiyor. Ama maalesef aygır odaklı alışveriş yapılıyor. Piyasa çok aygır odaklı düşünüyor. Ben her zaman anneye kısrağa daha fazla önem veririm. Peki bir aygırdan daha konuşacağız. O da bu sene yetiştiriciliğe ayrılan isimlerden bir tanesi. Altıncı is Yılma Başar'la beraber Yıldızhan Ekürisi'nin aygır yaptığı iki isimden biri. Evet. Özgül Han'ın en iyi temsilcilerinden biri diyebiliriz. Geliyor 6. ekran. Evet. Yani son dönemde sahalardan emekliye, yarış emeklisine ayrılıp artık arada tay vermeye gidenlerden bir tanesi diyelim. Ki orada karşılaştırmayı demin Aya Bakan konuştuk. İki özgün yavrusu, iki özgün hattı arasında yapmaya çalışalım. Bu noktada şöyle söyleyeyim. Özgün'ün hattını devam ettirmesi muhtemel iki temsilcisi olduğunu söylemiştim. Birisi Aya Bakan üzerindeki yavrularla, oradan Sakarbaşı. Diğer tarafta ise burada Özgün Han'ın diğer temsilcileri noktasında
6. his var ve onun dışında da çeşitli temsilciler olacak. 6. hisin pedigrisini şöyle bir detaylı incelediğimiz zaman Kısrak babasının Sergen, 2. Kısrak babasının ise Samtiki olduğunu görüyoruz. Samtiki Almost eşleşmesinden gelen bir kısrak. Nurkut'un kızı anne Serengül. Dolayısıyla burada pedigrinin içerisinde aynı zamanda bir melezleme unsuru, yani outbreeding yapabileceğimiz de bir kan olduğunu görmekteyiz. Saat kuruş anlamında tipik bir çalışma dersek bunu, Ayabakan'ın da pedigrisini aldığımızda üst tarafta Özgün Saat, arada Hilalüzzaman vardı, bir altta Turap olduğuna göre oradaki geçişte de yine Saat kuruşu Hilalüzzaman'dan desteklediğimizi görebiliriz. Burada eksik olan kan Hilalüzzaman ise bunu da 6.sin eşleşmelerinde tabii ki koymakta fayda var. Çünkü Hilalüzzaman neticede bir sürat unsuru olacaktır bu pedigride. Bir geç gelişme durumu var Özgün Han tayları için. Yani 4'lüye döndüklerinde çok daha iyi koşuyorlar. Aynı durum aslında Tamerin Oğul tayları için de geçerli. Üçlüye nazaran 4'lü dönemini çok daha iyi koşuyorlar. O yüzden üçlü dönemde çok daha etkili koşmuş Hilalüzzaman hattı temsilcileri, yine Berk hattı temsilcileri burada Aygır için en önemli tercihler olacaktır düşüncesindeyim. Pekala, teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Arap atı konuşmuyorsunuz diyen dostlarımız vardı. Bol bol Arap atı konuştuk ama İngiliz konuşmadan da olmuyor. Geçtiğimiz hafta, bu sene ülkemize gelen aygırlardan bir tanesi Trapichat'la ilgili bir konu gündeme gelmişti. O konuda da açıkçası şair fikrini almak isterim. Sosyal medyada çok tartışılan konulardan biriydi. Hani sırf kum yarışları, işte kum mu koşuyor, kumcu aygır gibi falan bir yaklaşım var. Sosyal medyada çok ciddi bir tartışma konusu oldu bu. Hı-hı. Şimdi bir kere Amerika'dan gelen bir aygır, Amerika'daki çim yarışlarının adedi ve şeyi tartışılır. Bir önemli detay var. Bir de Türkiye'de koşmuş Tapit Göl ve Şaşkova gibi Çin'de de çok başarılı olmuş isimler var. Bu konuda bir Trapichat özelinde değerlendirme almak isterim senden. Hakikaten sadece kumcu bir aygır mı? Yoksa Amerika'dan geldiği için bu şekilde mi algılandı? O değerlendirmeyi almak isterim yani senden. Yani orada şöyle söyleyeyim. Bir yandan da Tapit'in en başarılı tayları ile ilgili biçim istatistiği vereyim diye düşündüm de bir an. Onu biraz sonra aktarayım. Şimdi bir atın çimciliğini, kumculuğunu belirleyen şey nedir? Yani bir at niye kumcu olur, niye çimci olur? Öncelikle bunu bir düşünmemiz lazım. Yani bir aygırın taylarının hep kumda koşuyor olması, çimde tutunma yüzeyinin belki biraz daha geniş olması gerekiyor. Tırnak yapısı ve bu tırnak yapısını eğer ki tay babasından almıyor ise, annesinden de almıyor ise, yani çimciliğe dair, o zaman o at kumda başarılı olabilir. Ama siz hiç Amerika'da çim atı yok mu zannediyorsunuz? Yani mesela Tapit'in Amerika'da çimde grup bir kazanmayan yavrusu mu var? Yani sonuçta performans olarak baktığınızda her zaman Tapit çim yarışlarında da söz sahibi olabilen bir at. Breeders' Cup koşuları dahil. O yüzden hani bu geçişin bu attan olmadığını mı iddia ediyorlar? Şimdi herkes konuşabilir, herkesin fikrine saygım var. Ama özellikle bu yıl böyle bir enteresan durumla karşılaştım. Fikrini beyan eden birçok insan var ve ciddi anlamda da itibar görmeye başlayan insanlar var. Ama burada bilgilendirme eğer yanlış olursa yetiştirici bunun sonucunu 3 yıl sonra kendisi ödemek durumunda kalacak. Bu yüzden herkes, geçen programda da söylemiştim, çalıştığı ekibe, çalıştığı insanlara çok dikkat etsin, dikkatli seçsin. Yol arkadaşlığı biraz zordur. Yarın öbürsü gün beklenen sonuçlar alınmadığı zaman herkes birbirini suçlamaya başlıyor. Çünkü ben kendim bunları yaşıyorum. Yani 3 yıl geçiyor, 1-2 tane tayda yaşadım. Beklenen sonucu işte alamadığını söyleyen bir yetiştirici atının al doğmuş olmasından benim pedigri bilgimin kıt olduğu gibi bir sonuca gelip bu at al, bu koşmaz gibi bir yorum yaptı. Ben de bunları kimden akıl alıyorsan kendisine git söyle. Hani bir beni arasın, bu konuda biraz anlatacaklarım olacak şeklinde söylemiştim. O yüzden hani bunlar çok yersiz, mesnetsiz, tabansız noktalar. Ekranda izlediğimiz at Tapit Göl. Tapit kimin yavrusu? Tapit Göl, Tapit'in yavrusu. Demek ki çimde koşabilen tay verebiliyor. Peki Tapit'in başarılı grup bir çim atlarının arasında Trapichat'ın da mesela en çok kazanan tayını söyleyelim. Gitsinler baksınlar, çimde açık yarış kazandı. Yani bu tamamen bilgisizlikle alakalı. Hemen ekleyeyim. Yani. Gerçi Twitter'da da eklenmişti. Bizde de biliyorsunuz Şapoza. Kısrak sizde zaten. Kısrak bizde. Bizde de Şapoza Strike diye bir kısrak var. O da bir Tapit yavrusundan
Race Day tapit yavrusu. O da geçen zamanlarda Çim'de koştu. Başarılı bir yarış atı olduğunu düşünüyoruz. Şu ben de çok katılmıyorum bu. Biraz bazen böyle çok şairin de dediği gibi bir bilgiden yola çıkarak çok genel açıklamalarda bulunuyoruz. Ben çok bilgiden bir sonuca varılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tapit Göl'de bu arada sizde değil mi? Evet. Topaz Akürüsü'de Topaz Araya geçti. Ve senin çok sevdiğin bir kısak olduğunu da biliyorum. Bu arada Şaşkova ekranda. O da Şaşkova şu anda. O da bir tapit yavrusu ülkede Çim'de koşan her, isimlerden bir tanesi. Hakan'cığım her iki kısrakla ilgili de aynı zamanda saha bilgisine de sahibim. Hami abi floral büyütüyü aldığında aslında tay almaya gitmişlerdi Amerika'ya. Ve bir kısrakla döndüler. Ve bu kısrak tapitten gebeydi ve bana şöyle bir şey söylemişti. İnşallah kır olur ve dişi olur. İlk defa da ben bir at sahibinin tayının dişi olmasını istediğine tanık olmuştum o zaman. Çok zor bir hamilelik süreci geçirdi Floral. Zaten Floral Beauty'nin tapit gör dışında da başka bir tayı yok. Türkiye'de doğmuş ya da sahaya gelmiş. Stratejik olarak bir takım... O dönemde Bahattin de teknik sorumlusu kısrağın. Ben tay Karacabey'e gittiğinde de söylemişim çok hızlı büyüyen bir taydı. Çok ciddi derecede hızlı büyüyen bir taydı. Ve o zaman demiştim ki bu tay ilk olarak moletlerinde problem çıkaracak. Çünkü epifiz hatları çok fazla hızlı büyümeye yönelikti. Buradan da açıklayayım. Ben onun doğduğu zaman Hami abiyle ismini Bigi diye koymuştuk. Şaşkova da Sayın Kemal Kurt'un atı ikilik döneminde dişi olması bakımından bizim ülkemizde kısraklar biraz sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle geç dönemde gelişimini biraz daha geç tamamlarken ciddi bir performans gösteriyorlarsa sürat ya da idmanda, idmana adaptasyon olarak hormonal gelişimlerini de tam tamamlamadıkları için daha da problem yaşıyorlar. Her iki kısrak için de söyleyeceğim şey net olarak şudur. Çok çok daha başarılı olabilecek kısraklardı. Maalesef Türkiye'de bazı eksikliklerimiz oluyor. Hem altyapı olarak hem yarış programı olarak da söyleyebilirim. Dolayısıyla ben çok da memnunum. Tapit gördüm bizde olmasından da. Gideceğiz çiftlikte göreceğiz onu. Pekala. Ben o istatistiği hemen aktarayım abi. Şimdi evet. Az önce açtım. Tapit'in şu ana kadar yani yansıyan noktadan 586 tane kazanılmış Çim yarış var taylarının performansında. Toplam ikramiye ise $31 milyon. Yani $31 milyon ikramiye kazanmış tapit tayları Çim pistte. Yani bu da böyle Çim'e yatkın değil ya da olmaz düşüncesinin çok yersiz olduğunu gösterir. Hat olarak da zaten Çim'de de çok etkili tayları olduğunu biliyoruz. Kaldı ki Avrupa'daki bütün büyük kanatları, Southern Swiss dahil, Denhill dahil, Amerikan yetiştirmesidir ve bu atlar Amerika'da yetiştikten sonra Avrupa pistlerinde koşup başarılı olup sonra yeni Çim hatları tesis etmişlerdir. Tapit'in Avrupa tarafında pek tercih edilmiyor olmasının sebebi biraz daha Avrupa'nın kendi aygır politikasıyla alakalıdır. Onlar mesela Deep Impact Sunday Silence hattını da Avrupa'ya sokmuyorlar. Modern Ready Halo hattını da sokmuyorlar. Yani belli kanları Avrupa'ya sokmuyorlar. Çünkü kendi ticaretleri gereği bunu yapıyorlar. Bu tamamen politikayla alakalı ve iddialarda biraz bilgisizlikle alakalı. Diğer taraftan şunu söyleyelim. Konumuz kısraktı. Kısraklar veriyordu. Kısraklar daha çok belirleyici. %60 yarışçı genler kısraklardan geçiyor diye. Dolayısıyla eğer kısrağınız geniş Çim tırnağına sahip bir anneyse ve taylarını kendine benzeten bir anneyse dolayısıyla Trap Shot'tan da Super Saver'dan da Bodymeister'dan da çok iyi Çim atları verir. Bunu bu şekilde algılamasınlar. Babadan hangi özellikleri katmak istiyorsunuz taya? Öncelikle babadan geçmesini isteyeceğiniz şey sürat. Atta sürat var mı diye bakarsınız baba için. Anne biraz daha dayanıklı pedigriye, biraz daha mesafe pedigrisine, biraz daha geniş tırnağa sahipse
Sizin babada arayacağınız nokta sürattir. Eşim ve trap shot 1200 metrede çok önemli sprint yarışlarını kazanmış. Önde de kaçarak kazanmış. İkinci, üçüncü giderek de kazanmış bir at. Ben tamamen sürat etkisinin biraz daha Türkiye'de etkin olacağını düşünüyorum. Çimciliğini, kumculuğunu kenara bıraktım. Öncelikle iyi at veriyor mu diye bakmak lazım. Yani kumda iyi at çıktı, Good Curry gibi bir at verdi size. İstemeyecek misiniz? Yani bence bunlar tamamen bilgisizlik. Sen hapşatanlığı görüyorsun neler yaptın. Tabii aynen öyle. Yani o ikramiye kazandı. Tabii 1 milyon dolar sınırında evet. Mesela Hatice Tanrı'nın kazandığı steks yarışlardan bir ya da iki tanesi de çim yarıştır. Bu arada trap shot geliyor ekrana. Hocam siz de yazdınız değil mi? Topaz arası olarak bir kısrak yazdınız. Evet. Şarlatan'ın annesini yazdık. Çünkü Şarlatan'ın kendisi de zaten Tapit oğlu Rashday'dendir. Evet. Amerika'dan geldiğinde anne karnında gelmişti. Tabii eklemem gerekiyor. Ben hep yetiştiriciye ısrarla altını çizeceğim. Yani anne kısrak bitmiyor iş. Doğdu, kaybedebilirsiniz tayı. Çok iyi bakmanız gerekiyor. Veya eksik olabilir. Şarlatan benim çok çok üzerinde çalıştığım bir tay oldu. Problemli doğumu oldu. Problemli bir doğum oldu. Uzun süre uğraştık. Hani her an kaybedebilirdik. Dolayısıyla iş anneyi ve babayı seçmekle bitmiyor. Hı hı. Çiftlikte de ona layıkıyla bakabilmeniz ve sağlıklı bir şekilde sahaya getirebilmeniz. Sahada da onun özelliklerine göre bir idman programı. Her programda bunu artık ilke edindim. Altını çizeceğim. Yine de söylemeden edemeyeceğim. Söylemeyeyim diyorum ama ben biliyorsunuz İngiliz atının da aslında ikili koşmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Elbette ki yarışçılık dünyası at yarışlarının daha erken koşması için bir takım çalışmalar yapıyordur. Bu pedigri analistlerinin işi. Ama yetiştiricilere şunu söyleyeceğim. Tayım çok güzel olsun, büyük olsun, iri olsun ve de erken koşsun ve de her 15 günde bir koşsun. Böyle bir şey yok. Eğer çok daha uzun ve kalıcı bir yarış hayatı ve uzun mesafelerde başarılı yarış tayları yetiştirmek istiyorlarsa seçecekleri aygırları ona göre seçmeleri ve idman sistemlerini de ona göre yapmaları lazım ama Türkiye'de çok büyük bir eksik var. Yine bunu da aktarmak istiyorum. Elinizde iri aslında 3 yaşında koşacak bir at var. Sahaya 1,5 yaşında getiriyorsunuz. 6 ay sonra idmanlarında ciddi işler yapıyor ve yapabiliyor. Şimdi bu atı atçı, antrenör ve seyis ne yapacak? Genellikle ülkemizde yarış severin ya da bazen bazı at sahiplerinin ve bazen belki de atlarını yetiştirip yarış koşabilen kişilere satanların da fark edemediği bazı aşmakta güçlük çektiğimiz gerçeklerimiz var bizim. At hazır olduğunda seyisi de koşsun istiyor biliyorsunuz mont sistemi olduğu için. Ne yazık ki Türkiye'de bizim bir idman merkezimiz yok, ben bunu söylemek istiyorum. Her at ikili koşabilir ama üçlüye dönebilir mi? Bu tartışılır bir şey. Bir takım idman merkezlerini illa da her şeyi kulüpten de beklemek gerektiğini ben düşünmüyorum. Böyle bir ihtiyaç varsa atlara, çünkü yine sahadayken de bir masraf yapılıyor. İdman merkezine gidebilmeli, orada idmanlarını sürdürebilmeli, aynı zamanda padoklara çıkabilmeli bazı atlar. Bizim belki de Türkiye'deki en büyük eksiğimiz, çok güzel atlar yetiştiriyoruz, çok güzel atlar sahaya getiriyoruz. Ama onlara gerekli istirahatleri verme imkanımız olmuyor. Bir reklama gidiyoruz şimdi, kısa bir reklam. Reklamdan sonra birlikte olacağız Tay TV'den. Gündem yetiştiricilikten ayrılmayın.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündem yetiştiricilikte eğer gece yayın izliyorsanız ilerleyen saatler, gecenin ilerleyen saatleri, gündüzse öğle saatlerine doğru halen bizdeyseniz çok teşekkür ediyoruz dedikten sonra şimdi Ayşe Hocam'a döneceğim tabii. Geçtiğimiz haftadan yarım kalan konular vardı. Evet. Dolayısıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat geçtiğimiz hafta RUAM'la ilgili yaptığın açıklamalardan dolayı bayağı teşekkür telefonu ve mesajı da geldi. Bugün de bir kısmına devam edeceğiz ama bugün yetiştiricilere genel anlamda neler anlatacağız? Söz hocam da Şair'le biz de hem dinleyeceğiz hem de arada sorularımız olursa size soracağız hocam. Tamam. Bugün yetiştiricilerimize geçtiğimiz haftadan yarım kalan abort yavru atmaları bitireceğiz. Ve bir özet yapacağız. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Dağınık bırakmayı sevmiyorum. Hani bir bilgiye sahip olduğunda yetiştirici ne yapması gerektiğini ya da nelere dikkat etmesi gerektiğini bilsin. Ne demiştik geçtiğimiz hafta? Yavru atmaları ikiye ayırmıştık. Mikrobik, enfeksiyöz sebepler ve enfeksiyöz olmayan sebepler. Ve 40. günden 300. güne kadar olan süreçteki yavru kayıplarına biz abort diyoruz. 300'den sonrakilerine erken doğum diyebiliriz ve genellikle bu taylar yaşarlar. Non-enfeksiyöz yani bulaşıcı, mikrobik olmayan rahatsızlıklar sebebiyle yavruların atılması, göbek kordonu dönmeleri. Tabii bunların hiçbiri otopsi yapılmadığı müddetçe at sahipleri ya da yetiştiriciler tarafından bilinemez. Kaldı ki göbek kordonunun dönük olduğunu görsek bile demiştik. Yine muhakkak bir veteriner hekimi çağırıp yavru zarlarından, yavrunun organlarından, anneden kan alıp burada bir bulaşıcı bir etkenin olup olmadığından emin olmamız gerekir. Çünkü sürümüzün attaki, padoktaki diğer kısraklarımızın belirli bir hastalığa karşı risk altında alıp olmadığını görmemiz gerekir. İkiz gebeliklerden bahsetmiştik. Geçiyorum. Genital formasyon bozuklukları, hormonal bozukluklar ve plasantanın ayrılması. Plasantanın erken ayrılmasının sebeplerini maalesef ki veteriner hekim tıbbı diyeyim. Tam olarak sebeplerinin şu sebeple plasanta erken ayrılır diyemiyor. Bunun yolunu bulamadı. Bunun belki multifaktöriyel bir şey olduğu düşünülebilir. Enfeksiyöz bir sebeple olmayan ayrılmaların hormonal olup olmadığı araştırılabilir. Ama plasantanın erken ayrılmasının çok net görsel sonuçları vardır. Bu görsel sonuçlardan bir tanesi kısrakta erkenden süt akıtma. Yani gebeliğinin son 10 günü gelmediği halde kısrağın memelerinden süt damlaması, kısrağın memelerinin büyümesi ve süt damlaması bize plasantada bir ayrılmaya işaret edebilir. Neden? Plasanta neden ayrılınca süt akıtıyor? Çünkü doğumda da aynı şey oluyor. Plasanta ve yavru anneden ayrıldığı anda oksitosin hormonu salgılanmaya başlıyor. Oksitosin hormonu da sütün akıtılmasını indikliyor. Bu şekilde bize bir belirtidir. İkinci bir belirtimiz vulvadan bir akıntı olması. Demek ki neymiş? At sahipleri ya da ilgilileri ya da ata bakan kişiler atlarını, kısraklarını görmeye gittiklerinde aynı zamanda arkalarında bir akıntı olup olmadığına dikkat etmeleri onlar için burada bir problem olup olmadığına yönelik bir belirti olabilir. Onun dışında süre içerisinde, padok içerisinde davranış değişiklikleri gösterebilir atlar. Hatta eski kahyalar atların boş olup olmadığını, ya bu değişik davranmaya başladı artık deyip, atık değil de belki embriyonik ölümleri bu şekilde çok güzel tespit ederlerdi. Onun dışında neye bakabilirler? Elbette ki sürüye bütün bunların önüne nasıl geçebiliriz'i düşüneceğiz.
bulaşıcı olmayan bu durumlardan nasıl kurtulabiliriz? Göbek kordonunun dönmesinden kurtulamayız. Bu bizim belirleyebileceğimiz bir şey değil. Ama her zaman stres bazı rahatsızlıkları arttıran bir sebeptir. Dolayısıyla kalabalık ortamlarda atları hareketsiz bırakmak çok olumsuz etkilere sebep olduğunu düşünüyorum ben. Enfeksiyöz hastalıklarda bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan olarak ikiye ayrılıyor. Yani enfeksiyon sebebiyle yavru atmanın diğer atları da riske atan ya da atmayan iki şekli oluyor. Enfeksiyöz hastalıklardan bulaşıcı olmayan bildiğimiz bu taylarda burun akıntısına sebep olan streptokokus enfeksiyonları ciddi derecede kısrakları da hasta edebilir ve kısrağın uterusunda hasta olan yani streptokokus enfeksiyonuna yakalanan yavru içeride hasta olacağı için yaşamını sürdüremeyebilir ve ölebilir. Aynı şekilde mantarlar da gözlemlenmektedir. Mantarlar çok nadir görülmekle beraber görülmeyecek diye bir kaide yok. Bunu ancak ve ancak alınan swab örnekleriyle veteriner hekimlerin atıktan ve anneden alacakları swab örnekleriyle görülür. Bunlar neden ayrıca önemlidir? Yavrunun atılma sebebini öğrendiğimiz gibi kısrağa da uygulayacağımız tedaviyi de belirlememiz için önemlidir. Çünkü biz bu kısrağa tekrar önümüzdeki yıl aşıma hazırlayacağız ve sağlıklı bir tay almak isteyeceğiz. Bu bilgilerimizi bir kenara not ettiğimizde alacağımız önlemleri daha iyi bilebiliriz. Bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı enfeksiyonlardan da bakteriyel olanlar, yani antibiyotiklere cevap veren hastalıklara biz bakteriyel enfeksiyon, ancak ve ancak aşıyla engel olabildiğimiz hastalıklara da viral enfeksiyonlar deriz. Bakteriyel enfeksiyonlardan salmonella ve leptospira gibi mikrobik etkenler bulaşıcı ve yavru atmaya sebep olan hastalıklardır. Bir diğeri de equine herpes virüs, bildiğiniz üzere bu yetiştiricilerin tanık olduğu bir şeydir. Her gebe kısrağı gerek Jockey Kulübü'nün veteriner hekim servisi gerekse il dışındaysa Tarım Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir veteriner hekim 5. 7. ve 9. aylarda daha önceleri Duvaksin adı altında bilinen equine herpes 1 ve 4 aşısını yapar. Bunlarda equine herpes 4'ün özellikle üstüne basarak ifade etmek istiyorum. Sanıyorum 2010 yılıydı, İzmit'te fazlaca atık olmuştu. Ama atıklar şöyleydi, kısraklar günlerini dolduruyordu fakat yavrular ölü doğuyordu. Kısraklarda bir arka taraf felci söz konusuydu ve yapılan çalışmalar bu hastalığın equine herpes virüs 4 sebebiyle olduğunu gösterdi. Şimdi bütün yetiştiriciler ya da atçılar ya da atçılıkla ilgilenenler veya hayvanseverler diyebilirler ki pekala aşı yapıyoruz ama neden o zaman buna bağlı olarak yavru atılıyor. Aynı tartışmalar biliyorsunuz insanlarda da çok sürüyor ve ben bu durumdan çok hekim olarak rahatsızım. Bilim geri doğru işlemez. Bilimsel çalışmaların belirli bir amacı vardır. Bu amaçta insan, hayvan ve çevre sağlığını en üst seviyeye çıkarmaktır. Hiçbir sistem yoktur ki durup dururken gidelim bu atlara, insanlara bu aşıları yapalım ve onlar bundan zarar görsün mantığı asla tıpta işlemez. Dolayısıyla aşı tanımlamasını yaptığım zaman şunu söylemem gerekir benim size. Aşı %100 koruma sağlamaz. Aşının %100 koruma sağlaması mümkün olan bir şey değildir. Aşı ancak ve ancak kalabalık ortamda sağlıklı şekilde bakılan canlılarda belirli bir immünite sağlar. Yani bir bağışıklık sağlar. Bir bağışıklık responsu cevabı sağlamak için yaparız biz aşıyı.
aşı dediğimiz şey vücuda mikrobun kendisini değil ama mikrobun bir takım özel materyallerini vücuda verirsiniz ve vücuttaki immün sistem, bağışıklık sistemi hafıza hücrelerine bunu alır ve bir sonraki seferde ya da yakın bir zamanda ya da daha sonraki zamanlarda canlı bu mikropla karşılaşırsa buna karşı savaşını bir an evvel başlatsın, tanımaya, anlamaya ve ona karşı bir özel hücreler üretmeye çalışmaktan ziyade bir an evvel başlatsın ve bu savaşı kazansın diye veririz. Takdir edersiniz ki çok fazla mikrobun olduğu bir yerde aşı da işe yaramaz. Bu şey gibi, grip gibi. Yani siz grip aşısı olursunuz ama her gün toplu taşımada çok değişik insanlarla karşılaşırsanız bu hastalığa yakalanma oranınız elbette ki evinde hiç kimseyle karşılaşmadan oturan bir insana göre daha fazla olacaktır. Damızlıkta kullandığımız atlarımız da böyle. Çünkü aşım zamanı çok fazla hareket oluyor. Haralara giriş, çıkış, seyahat, araçlarla seyahat de ayrıca bir stres faktörüdür. Lütfen bu aşılar atlarımıza abort yaptırıyor diye düşünmesinler. Bir diğer faktör, bir diğer önemli konu da aşıyla ilgili olarak aşı sağlıklı hayvana yapılır. Eğer sizin kısrağınız hali hazırda memesi şişmiş ve süt akıtıyorsa yani bir erken plasantal ayrılma var ise ama siz ona bakmadıysanız, vulvasında bir akıntı var ise ama az bir miktarda, belki kendisini savaşabileceği bir miktarda, onun üstüne de aşı yapılırsa elbette ki bu canlının yavru atma riski azalacak, artacaktır. Niye bunu ısrarla anlatmaya çalışıyorum? Hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Atınıza sağlıklı olduğundan emin olacağınız şekilde bakmanız gerekir. Eğer şüphe duyuyorsanız bu şüphelerinizi ortadan kaldırmak için profesyonel insanlara çoğu zaman Türkiye'de telefonla başvurulur. Onda da atçılarımız da haklı. Türkiye'de büyüyen sektöre oranla sayısal olarak atçılıkla ilgilenen veteriner hekimimiz az kalıyor. Bunun da sebebi tabii ki özel at kliniklerinin sayısının az olması. Bunun da çeşitli başka sebepleri var ama muhakkak bilgiye ulaşılıyor. Bunun dışında tabii ki daha sonrasında atık olduktan sonra biz şimdi olumsuz bir konuyu konuşuyoruz Hakan'cığım. Sevimsiz bir konuyu konuşuyoruz. Ancak atık olduktan sonra da kısrak attı ya ne yapalım bırakalım böyle bir şey yok. Muhakkak kısrağın içerisinde bir yavru parçası kalıp kalmadığını, eş parçası kalıp kalmadığına bakmamız gerekir. Çünkü atık yapan anneden plasantanın bir parçasının kalması, biz buna retain plasanta deriz. Kısrağı zehirleyebilir, kısrak endotoksemiye girer ve arpalamadan, arpalama dediğimiz şeyden ama aslında o bir laminittir, o hastalıktan kısrağımızı da kaybedebiliriz. Muhakkak bu tedaviyi de yaptırmamız gerekir ve kısrağın temiz olduğundan emin olmamız ve bu dakikadan sonra kısrağımıza bir boş kısrak muamelesi yapıp başta da anlattığımız gibi hemen ışık tedavisi gibi ve uterusunun temiz olduğuna dair bir takım tedavileri yapmamız gerekir. Buradan döneceğim Roam'a ben. Evet, o çok önemli. Fotoğraflar da var elimizde. Birazcık evet. Aslında vehametini göstermek açısından da bir şey şimdi yaptık. Roam, neden Roam'ı ısrarla Hakan'cığım sen de önemsiyorsun biliyorum. Konunun biz başka bir tarafındayız. Evet. Roam şu anda Türkiye'de şu anda birdenbire çıkmış bir hastalık değil. Ama sadece yarış atı yetiştiricilerini ya da yarış atı sahiplerini ilgilendirmeyen bir konu da değil. Bu Türkiye'mizin bir sorunu. Hayvanseverleri de ziyadesiyle üzen bir konu. Ben veteriner hekim kimliğimin dışında aynı zamanda
bir insan olarak, ciddi bir hayvan sever olarak bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Çok fazla bilgi kirliliği ya da her konuda olduğu gibi ilgili ilgisiz, bilgili bilgisiz, duygusal ya da mantıklı bir takım açıklamalar yapılıyor. Bir kere şu realiteyi kabul edeceğiz. RUAM hastalığı Türkiye'de var. Nedir RUAM? RUAM İngilizcesi glanders. 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 Türkçe'de de man kafa hastalığı adıyla eski yani insanların bildiği bir hastalıktır. Neden man kafa? Çünkü kafa bölgesindeki lenf yumurlarının, çene altı lenf yumurlarının aşırı derecede şişmesiyle, dolaşımında bozulmasıyla kafanın şiştiği net olarak görülür. Ama bu her zaman bu formuyla görülecek bir hastalık. Tüm vakalarda aynı değil, değil mi? Genel olarak üç formu var. Deri formu, solunum formu, sinirsel formu. Şimdi ülser yapıyor bu bakteri vücutta. Nerede yapıyor? Burun mukozalarında yaptığı zaman burun akıntısı bazen kanlı ya da erinli ülserasyonlar yapıyor. Hocam bu bakteri mi virüs mü? Evet, şey, bu bir bakteri. Bakteri. Bu çok önemli. Bu bir bakteri. Dolayısıyla aşısı yok. Aynı zamanda bunun bir ilacı da yok. Yani herhangi bir antibakteriyel ajanla da RUAM'dan kurtulmak mümkün değil. 1900'lü yılların ortalarında biyolojik terör aracı etkeni olarak kullanılan bir bakteri bu. Yani bir ülkenin bir ülkeye zarar vermek istediğinde kullandığı, çünkü çok kolay bulaşabilen bir özellik. Şarbon gibi bir şey bu o zaman, değil mi? Evet, yani orada da, o da nasıl terör amaçlı kullanılıyor. Aynen, biyolojik terör aracı aslında. Ve bugün bu hastalığın adalarda çıkması çok da sürpriz değil. Neden çok da sürpriz değil? Çünkü kontrolsüz tek tırnaklı nakillerinin yapıldığı her ülkede, her yerde bu tür hastalıklara hastalıkları görürsünüz. Çünkü nedir? Böyle bir hastalık tedavisi yok, aşısı yok ve son derece bulaşıcı bir hastalıktan kurtulmanın tek yolu bu hastalığa yakalanmış olan hayvanları yok etmektir. Ve yok ederken de malzemeleriyle birlikte yok etmektir. Ancak sadece o hayvanı yok etmekle işiniz bitmez. Onun temasta bulunduğu diğer atları, tek tırnaklıları da bir şekilde bir kontrol altına alıp risk taşıyıp taşımadıklarını ortaya çıkarmanız gerekir. Şimdi herhangi bir bölgede, atıyorum tamamen, Urfa'da RUAM çıktı diyelim. Bizi ilgilendirmiyor diyoruz. Çok fazla neden diyorum. Çünkü Türkiye'de yarış atları, müsabaka atları ve damızlıklarla ilgili RUAM programı ve yönetmeliği bakanlığın ayrı bir yönetmeliğiyle düzenlenmiştir. Evet. Bildiğiniz üzere bütün damızlık kısraklardan her sene kan alınır. Bu bulaşıcı hastalıkların sadece RUAM değil, diğer EVA, DURIN, RUAM, bu bildirimi zorunlu hastalıklar bakımından serolojik muayenelere gönderilirler. Serolojik muayene nedir? Kan tahliliyle, PCR yöntemiyle vücutta bu antijenin var olup olmadığının direkt tayinidir. Antikorun değil, yani mikroba karşı gelişmiş olan bağışıklık hücresinin değil. Direkt tayiniyle yapılır ve burada çıkan sonuç neredeyse kesin ve katidir. Ancak bizim ülkemizde ne yazık ki hayvan, at olsun, diğer hayvan transferlerinin kontrolleri ancak ve ancak Kurban Bayramı döneminde yapılmaktadır. Şimdi bu kontrollerin de yapılma şekli de zaten ben bir eleştiri getirmek istiyorum. Çok da gerçekçi değil. Yapıldığı zaman da doğru bir şekilde yapılmıyor, yapılamıyor veyahut da hayvanların nakledildiği araçların dezenfeksiyonları apayrı bir konu. Ama bizi neden özellikle ilgilendiriyor? Türkiye'de at nakillerinin yapıldığı araçların sayısı belli. Bölgelerden, çiftliklerden, herhangi bir çiftliğe yabancı bir atın bir yerden gelme ihtimali yüksek.
çok bazen çiftliklerimize annesi öldüğü için, yavru annesiz kaldığı için çok zor durumda kalındığından, çeşitli bölgelerden süt annesi yapabilecek safkan olmayan atlar getirtilebiliyor. Dolayısıyla bu ruham salgını bizim için çok çok aslında önem arz ediyor. Ama ben seyircilerimizin, izleyicilerimizin hastalıkla ilgili bilgilenmesini istiyorum. Hayvanseverlerin de bu fayton tartışması, biz evet yarış atı seviyoruz ama biz at da seviyoruz. Fayton tartışması da bambaşka bir noktada ilerliyor. Şimdi hastalık var mı? Var. Hastalığın Türkiye Cumhuriyeti'nde belirlenen bir RUAM 2010 yılında yürürlüğe girmiş bir yönetmeliği var. Nasıl mücadele edeceğiz? Tek tırnaklı yönetmeliği diye ayrı bir yönetmelik bu. Nedir tek tırnaklı? Kimliksiz at, kimliksiz atlar, katırlar, eşekleri kapsayan, yani konkurda kullanılmayan, düz yarışta kullanılmayan ya da damızlık olarak safkan kütüğüne kayıt olmamış diğer atları kontrol altına almak için aslında devlet olarak uzun yıllardır bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelenin kapsamı ne? Biz bu ya kimlik almak için başvuran veyahut da bir yerde bir iş yapmak üzere kayıt altına alınan tek tırnaklı canlılar için bir RUAM eradikasyon programı yapılmış ve bu RUAM eradikasyon programının yapılması için de belirli kurallar ortaya konulmuş. Öncelikle hastalıktan şüphe etmemiz gerekiyor. Şüphe etmemiz için ne gerekiyor? Hatta bir burun akıntısı, bir lenf yumrusunda bir şişkinlik, erkek atlarda testislerde aşırı büyüme, hatta engel olunamayan ciddi bir zayıflama, geçmeyen bir öksürük, lenf yumrularında şişlik, az önceki resimlerde görülüyor, deri altında da şişlik ve derideki lezyonlar bize bu hastalığı şüphelendiriyor. Şüphelendiriyor. Bu şüphelendiğimiz durumda bakanlığın belirlediği bir yöntem var. Şüpheli atlara ne yapılır? Önce kayıt altına alınır. Burada şüpheli RUAM vakası var. Şüpheli RUAM vakası kayıt altına alındıktan hemen sonra o üniteye hayvan giriş çıkışı anında yasaklanır. Yönetmelik bunu söylüyor. Yönetmelik bunu böyle söylüyor. Hayvan giriş çıkışı derhal yasaklanır. Ama altını çiziyorum, şüpheli hayvan olduğunda. Daha sonra buradaki bütün şüpheli hayvanlara Malley'in testi diye bir test var. Bu bizim İngiliz atlarına ya da safkan Arap atlarına yapılan serolojik test gibi bir test değil. Bu anında yapılıyor. Bir test deri altına yapılıyor. Deri altının önce derinin kalınlığı ölçülüyor bir cihazla. Bu kalınlığı ölçtükten sonra enjeksiyon yapılıyor. Enjeksiyon yapıldıktan 72 saat sonra da o derideki kalınlık ölçülüyor. Bu kalınlığın 3 milimetre veya 5 milimetre olmasına göre hayvan kesinlikle ruhamlı, ruham şüpheli olarak ya da ruham yoktur diye 3'e ayrılıyor. O 72 saat ama şeyde geçirmesi gerekiyor değil mi? O bölgede bir yere gitmiyor. At orada duruyor. Zaten hemen giriş çıkışlar yasaklandı. Adada olan olay bu. Ama bu bizim ünitelerimizde de yani o olmayacak diyemem hiçbir zaman. O yüzden de özellikle anlatmak istiyorum. At giriş çıkışları, bilinmedik bir at aracının girmesi, çıkması esnasında bütün atçılarımız, bütün ünitelerimiz, bütün haralarımız azami dikkat göstersin. Daha sonra bu testin pozitif çıktığı bütün atlar bir kere muhakkak öldürülüyor. Derin çukurlar içerisine üzerine sönmemiş kireç konulmak kaydıyla kapatılıyor. Bu işlemleri yapan kim? Ya bakanlık veterineri veyahut da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir veteriner hekim yapabilir bu işi. Yani ben şahsen gidip herhangi bir yerde böyle bir burada bir RUAM vakası var diyemem. Bunu muhakkak yetkilendirilmiş bir veteriner hekim ya da bakanlık vasıtasıyla yapmam lazım. Peki bölgede bulunan pozitif
atın dışında bu malleğin testinden şüpheli çıkan atlar ne oluyor? Bunlar 20 gün bekleniyor. 20 gün sonra tekrar bir test yapılıyor. Hı. Burada negatif çıkanlar ayrılıyor. Şüpheli ve pozitif çıkanlar, şüpheliler tekrar bir 20 gün sonra, yani 3 defa süren bir malleğin testi uygulaması söz konusu. Şimdi adada ne yapılıyor? Adada geçtiğimiz yıllarda da bu ROAM çıktığı için 6 ayda bir, yanılmıyorsam benim bilgim bu doğrultuda, bu test düzenli olarak uygulanıyor. Evet. Ama bu testin uygulanması da esasında çok da atla çok bir arada olunmadığında ya da oradaki atlar da böyle çok tertemiz ve bakımlı olmadıklarından test yapılırken bir enfeksiyon kapma ihtimali de var bölgenin. Evet. İğnenin doğru yere enjeksiyonun doğru yere yapılıp yapılmadığı gibi faktörler de var. Evet. Bütün dünyada geçtiğimiz programda da söylediğim gibi adalar hastalıklardan ağrı yerlerken, bizim İstanbul'umuzun adası ne yazık ki böyle bir korkunç hastalığı insanları da tehdit eden, bir tek koyunlar, keçiler ve ineklerin etkilenmediği, solunum yoluyla bile geçebilen, temasla geçebilen insanlarda da sıkıntısı şu. Herhangi bir şekilde hastalandınız, doktora gittiniz, size ruham demesi imkansız. Çünkü belirtileri spesifik değil. Evet. Dolayısıyla bu konuda hepimizin üzerine düşen görev çok. Ben ayrıca bir hayvansever olarak şunu ekleyeceğim. Çünkü bana dışarıdan da at hekimi olduğum için pek çok sorular geliyor. Programımızı belki onlar da izlerler, izlemek isterler. Mutlu bakalım oluruz. Belki atçı olurlar gelecekte. Bazıları da yarışçılığa da karşı belki de farklı düşünürler. Ama Türkiye'de atlara en güzel bakılan, en gerçekten hak ettikleri bu gibi bakılan yer yine yarışçılık dünyasıdır. Bu da çıkan hastalıkların şekli, nerede çıktıklarıyla çok ilişkili. Ve fayton olayına da hemen kısaca değineceğim. Ben fayton severim. Ben Şarköy'de büyüdüm. Bizim faytonlar vardı Şarköy'de. Ama bizim faytonlarımız günde 60 kilometre, 100 kilometre gitmezlerdi. Yani her atın bir kapasitesi vardır. Bir, ben olaylara hep o canlının tarafından bakmak tarafıyım. Her atın bir kapasitesi var. Bizim fayton atlarımız fayton atı mı? Tamam. Fayton yapabilecek karakterlere sahipler mi? Sağlam ve sağlıklılar mı? Fayton yaptıkları süreler ve harcadıkları güç onlara uygun mu ve insani ya da hayvani boyutlarda mı? Evet. Biz bütün bu kriterlerin hiçbirine uymadığımız için biz Türkiye'de faytonculukta yapamayız. Doğru düzgün hiçbir şey yapamayız. Ben bu anlamda karşıyım ama yoksa ben atla insanın bir aradalığını her şekliyle destekleyen. Hocam yurt dışında birçok örnekleri var. Bugün Viyana'ya gittiğinizde bütün turistlerin o meydanda akıt ettiği, evet, ve faytonla bütün o meydanı, bütün şehri dolaştığı yer var. Yine yurt dışında birçok Avrupa ülkesinde, Amerika'da, her yerde fayton bu dönemde dahi kullanılıyor. Kraliçe dahi hipodroma biliyorsunuz gelirken, evet, faytonla geliyor. O gelenek, o kültürü devam ettiriyor ama dediğiniz o kadar doğru ki faytonda kullanılan atların hangi kalibrede atlar oldukları ve ona uygun olup olmadıkları veya insani şartlarda kullanılıp kullanılmadığı tabii ki en önemli detay oydu. Şimdi bir de Hakan'cığım, hiç alakasız mesela bir gün bir şey bahsetmiştim. Evet. Hep söylediğim şey bir başka yere gidiyor. Bir at günde 8 ila 12 kilometre normal olarak yürüyor zaten. Evet. Abi siz bu atı 50 kilometre koşturamazsınız. Evet. Üstelik de çoğu yarıştan çıkmış ya da bir yerlerden yılkı olarak getirilmiş sakat atlar. Evet. Bir kere bunu otoritelerin bir kere öncelikle bunu değerlendirmesi lazım. Bir komisyon kurulup bunlar uygun mu değil mi? Değil, tamam. Ve bu limitler aşılıyor mu, aşılmıyor mu? Bu limitler aşıldığı müddetçe zaten bir yerde hastalık çıkmamasının imkanı yok. Biz de atlarımıza ne anlatıyoruz? Kalabalık bakmayalım diyoruz, işte dinlenme koşulları diyoruz, altlıkları diyoruz, yemleri diyoruz, şu kadar ihtiyaç duyarlar diyoruz. Yoksa problem yaşarız. Niye diyoruz? Aynı şey. Hepsi için geçerli. Ama ruham önemli.
Roam'ın eradikasyonu Türkiye'den de adadaki faytonları yok etmekle falan olmuyor. At transferlerini kontrol altına almak gerekiyor. Bir takım prosedürleri de uygulamak gerekiyor. Sadece bir yerinden bakmakla olmuyor. Ama atçımız lütfen dikkat etsin. Çiftliğine vesaireye böyle bir bulaşma olmaması için azami dikkat göstermelerini istiyorum ben. Evet. Pekala, yine çok keyifli bir program oldu ve süremizin sonuna geldik. Şair, son cümlelerini alayım, sonra kapanışı ben yapayım bugünlük. Çünkü aynen, bir haber vereceğiz, onu da duyurmuş olalım. Yani aşım sezonunun artık yavaş yavaş listeleri belli olduktan sonra çekimlere geçeceğiz ki ilerleyen dönemde artık ısırıkların doğumlarına başlarız. Yine tayımızı büyüteceğiz. Bu arada kurallar ne zaman olacak belli olmadı. Yani tasnif yapıldıktan hemen sonra ilk müsait iş gününde yapacaklardır. Çok uzatacaklarını tahmin etmiyorum. Onunla ilgili biz de bekliyoruz. Oradan yapılacak duyuruyu bekliyoruz. O yüzden kazasız belasız bir aşım sezonu için hazırlıklarımızı devam ettireceğiz diyelim. Yani herkesin emekleri boşa çıkmasın diye uğraşıyoruz. Evet. Pekala, 2019'un son programıydı. Ben öncelikli olarak hem Şair'e hem Ayşe'ye teşekkür etmek istiyorum. 2019 yılında da güzel bir sinerji oluştu bizim üçümüz arasında. Evet. Hakikaten ben de programa iki hafta katılamadım ama bir eksikliğini hissettim kendi adıma da. Ve sizlerle birlikte program yapmak bana da çok büyük keyif veriyor. Bu anlamda çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. İnşallah 2020 yılında da aynı şekilde, aynı tempoyla, keyifle devam edeceğiz bir daha. 3-4 ay daha birlikteyiz. Öyle gözüküyor. Tabii şeyler başlayacak. İzleyicilerimiz onu da duyuralım. Çiftlik ziyaretlerimiz başlayacak. Biraz havaların da iyi olmasını bekliyoruz. O şampiyon kısrakları göreceğiz. Çünkü birçok şampiyon kısrağı bir arada görmek de öyle çok kolay nasip olmaz herkese. Bir arada hepsini görme şansını yakalayacağız. Dolayısıyla ilerleyen programları kaçırmayın. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım tabii ki. Bizim için şampiyon filmi biliyorsunuz sinemada. Evet, programın sonuna geldik. 2020 yılında yeni bir gündem yetiştiricilikte görüşmek üzere. Sağlık, huzur, şans, mutluluk sizlerle ve sevdiklerinizle olsun diyoruz. İyi yıllar.